İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a girdi. Bütün dünya nerede duracağını konuşuyor. Ama dün akşam İran'ın bir saldırısı oldu İsrail'e. Bugüne kadar İsrail bir sürü saldırganlıkta bulundu, suikastler gerçekleştirdi. İran'a bir anlamda çok ciddi mesajlar verdi dünya kamuoyu önünde ama İran bir şey yapmıyor diyorduk. Dün akşam İsrail'in pek çok yerine İran füzeleri vurdu. Görüntüler pek çok kaynaktan geliyor. Bu akşam bunu anlamaya çalışacağız. İran nereleri vurdu? Gerçekten etkili bir saldırı gerçekleştirdi mi? Bunu konuşacağız. Bir yandan da Tel Aviv'de saldırılar vardı. Metroda ellerinde silah olan kişiler çevreye ateş açtılar. Bu da belki de İran'ın saldırılarıyla birlikte düşünülebilir diye tartışılıyor, konuşuluyor. Önemli noktaların vurulduğu iddia ediliyor. Bir yandan da propaganda mekanizması çalışmaya başladı. İran'ın attığı roketlerin boş alanlara düştüğü, bu işin İran sinemasının bir parçası olduğu da konuşuldu. Bunu anlamaya çalışacağız. Kimler bizimle? Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk Melih. Dün akşam sanki Zafer bir şeyler oldu değil mi yani? Dün akşam psikolojik olarak bence çok önemli bir geceydi. Sen de söyledin, İran hiçbir şey yapmıyor, İsrail durdurulamaz. Amerika ve İsrail ne isterse o olur. İsrail'in müthiş bir hava savunma sistemi var, kimse onu delemez gibi aylardır bilerek ya da bilmeyerek adeta bir İsrail propagandasına dönüşen söylem bence dün ciddi bir yara aldı. Evet, atılan taş ürkütülen kuşa değdi yani dün. Değdi, şöyle bak yani İsrail'den gelen hiçbir kimseye bir şey olmadı. ABD'den yapılan işte İsrail bu saldırıyı başarıyla bertaraf etti. İran cezasını çekecek, başarılı olamadılar açıklamaları aslında bir şey olduğunu gösteriyor. Madem başarılı olamadılar niye İran'ı çok ağır şekilde vuracağınızı söylüyorsunuz? Evet, Netanyahu'nun kaçma görüntüleri de çok ilginçti. Ona ait galiba değil mi? Ben ondan çok bugün Netanyahu'nun yeni bir görüntüyse bir açıklama yapıyor. Elindeki kağıdı okurken eli titriyor. Böyle titreyerek okuyor. Onu daha önemsedim. Yani o asıp kesen adam eğer bugünkü görüntüyse bakamadım yoldaydım. Ama elleri titreyerek yapıyordu açıklamayı. Sarsıldığının göstergesi. Bakalım ona yayında. Kemal Olçar da bizimle. Doktor Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yayınlar. Sağ olun. Gaffar Yakınca. Gaffar hoş geldin. Merhaba sevgili bey. Askeri stratejist doçent doktor Ali Fuat Gökçe de bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Hemen bir Tel Aviv'e gidelim. İslim İstanbullu ve kameramanı Ertan Tuna bizi bekliyor. Tel Aviv'deki havayı alalım. İslim merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İslim, şimdi oradaki havayı bize aktarırsın ne olup bittiğini. Dün çok hareketli bir şehirdi ama ben şunu merak ediyorum şahsen. Birkaç gündür oradasın, İsrail'e gittin. Ne kadar oldu, 10 gün oldu mu İslim? 17 gün bugün. 17 gün oldu. 17 günün senin üzerinde bıraktığı etkiyi merak ediyorum İslim. Hava, nasıl değiştin bu atmosferin içinde olmak, o çatışmaların içinde olmak sende neyi değiştirdi? Önce bunu merak ediyorum, sonra seni dinliyoruz. Evet, ilk zamanlarda Hizbullah'ın atışlarıyla karşılaştığım zaman gerçek anlamda çok tedirgin oluyordum. Şunu ifade edebilirim ama İsrail kanadından bakacak olursam ben dün ilk kez İsrail'i böyle gördüm. Zira İsrail'in ilk defa bu kadar tedirgin olduğunu gördüm. Ve az önce konuklarımızdan biri de söyledi. Evet, Demir Kubbe'yi konuşuyoruz. Ne kadar etkili, ne kadar güvenli olduğunu ki İsrailliler de aynı şeyi düşünüyorlar. Bizler daha önce yayınlarda da söylemiştim ben. Kuzeye gittiğimizde güvenlik yeleklerimizi giyiyoruz. Ve o noktalar oldukça tehlikeli noktalar. Zira kara harekatının da başlamasıyla birlikte topçu atışlarının da yoğunlukta olduğu noktalar. Giymek istiyoruz güvenliğimiz için ve İsrail askerler o noktada bize neden giyiyorsunuz? İsrail güvenli bir bölge, bizim demir kubbemiz var, giymenize hiç gerek yok dediklerinde ben siz güveniyor olabilirsiniz ama ben güvenmiyorum demiştim ki öyle de oldu. Geride bıraktığımız gece uzun bir geceydi Melih Altınok. İşte o gecede İsrail belki de 7 Ekim'den bu yana yaşamadığı bir geceyi yaşadı diyebilirim ki bizler de öyle İsrail'i ilk defa böyle bir şekilde gördük. Hep İsrail'in katliamları konuşuyorduk, soykırımını konuşuyorduk, Gazze'yi konuşuyorduk, Lübnan'ı konuşuyorduk ve daha fazlası elbette. İlk defa
kendisi bu duruma geldi. İsrail için, İsrail hükümeti için bunu söyleyebilirim. Tedirginliğin hakim olduğunu elbette söylemem mümkün. Bizler için de böyle bir ilginç bir tecrübe olduğunu sizlere ifade edelim. Zira gerçekleştirilen saldırıda İran tarafından 200'den fazla füzeden bahsediyoruz ki dün gece uzun uzun konuştuk bizler bu konuyu. Hipersonik Fettah 1 füzesi. İşte o füzeler demir kubbenin imha edemediği füzelerdi ve İran tarafından da yapılan bir açıklama vardı. Bu açıklama da oldukça önemliydi. Gerçekleştirmiş olduğu saldırının %90 başarılı olduğunu açıkladı. Tabii her şeyin temelinde Hasan Nasrallah'ın, İsmail Haniye'nin olduğunu da elbette düşünmek mümkün. Zira İran gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıda İsmail Haniye'nin ve Hasan Nasrallah'ın intikamı olarak yorumluyor bu saldırıyı ve gerçekleştirdiği o saldırının devamında da İsrail'de yoğun siren sesleri duyduk. Alarm durumuna geçildi. Megafonlardan herkes lütfen sığınaklara geçsin ki sığınaklar var. Kentin birçok noktasında sığınaklar var. Bunları da anlattık. Ve tehlike halinde o sığınaklara geçilmesi noktasında da İsrail hükümetinin dün ciddi uyarıları vardı. Ki bugüne bakacak olursak çok kısa bu caddeyi de gösterelim Mertan. Tabii. Gel birlikte gösterelim. Normal şartlarda burası Tel Aviv'in en yoğun caddelerinden biri. Aslında çok sakin bir cadde. Şu an itibariyle saatlerimiz 21.05'i gösteriyor. Türkiye saatiyle aynı. Ve görüyorsunuz caddede birkaç kişi, yalnızca birkaç kişi var. Biz geldiğimiz ilk hafta buradaydık. Yine Tel Aviv'deydik ve bu noktada kaldığımızda buradaki restoranların, marketlerin ne kadar yoğun olduğunu hatta söylemiştik. Evet. Ve ben her yayınımda söylüyorum. Hiç savaş ülkesi gibi değil. Garip bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çok anormal bir şekilde normal bir hayatları var. Buradaki insanlar asla saldırılara aldırmıyor. Hizbullah'ın gerçekleştirmiş olduğu o füze atışlarına, roket atışlarına aldırmıyor. Cep telefonlarını çıkarıyorlar, kaydediyorlar diye ben daha önceki yayınlarımda da söylemiştim ama şunu ifade edebilirim. İsrail halkı tedirgin. Benim gözlemim o yönde ve görüyorsunuz aslında çok işlek bir caddeki tramvay durağı var. Hemen ileride deniz var, sahil var, yoğun olan bir nokta ve bomboş. Birkaç kişi var. Sadece önümüzde birkaç kişi var. Hemen arka tarafı da gösterelim Mertan. İstim bir sığınaklar var mı? Orada mesela bir şey olduğunda bomboş. O bölgede de sığınaklar var mı? Onları görebiliyor musun? Yakında herkesin koşup saklanacağı kadar yakın mı? Evet, sahil tarafında bir sığınak görmüştük. Hı hı. Ben sınıra doğru gittiğimde, kuzeye doğru gittiğimde yoğun sığınaklar vardı ki o Kiryat Şimona bölgesine gittiğimizde o noktalarda oldukça fazla. Ama şunu ifade edebilirim, kent genelinde hemen hemen birçok noktada görebiliyoruz bu sığınakları. Böyle beton, hı hı, ve otobüs durağına benzeyen, yani ben otobüs durağına benzettim, hı hı, beton ve bir sığınak. Yani İsrail hükümetinin tamamen önlem olarak vatandaşını, halkını rahatlatmak için yapmış olduğu bir şey. Evet, diyebiliriz, evet. Hı. Ve şunu ifade edelim. Hep diyordum ben, politikaları bu yönde, hayatlarını normalleştirme üzerine kurulmuş bir sistemden bahsediyordum daha önceki yayınlarımda da. Ama gergin bir hava var ki dün gerçekleşen saldırının, İran'ın gerçekleştirmiş olduğu 200'ün üzerinde füze saldırısının, hipersonik Fettah 1 füzesi deniliyor, hı, adına, işte o saldırının yankıları çok ciddi. Tel Aviv sokaklarında çok ciddi hissediyoruz. İsrail genelinde çok ciddi hissediyoruz ki bizler bugün Hayfa'ya da gittik. Hayfa'da da o sakinliği hissedebiliyoruz ve en çok konuşulan konu Melih Aznok, bir misilleme gelecek mi? Elbette bu da oldukça önemli. Zira geride bıraktığımız dakikalarda Netanyahu'nun da önemli açıklamaları vardı. Yanlış yapıldı ve karşılık bulunacağına dair açıklamaları vardı ki Galant'ın da aynı şekilde açıklamaları vardı. Yalnızca bu noktada şunu da ifade etmek istiyorum. Evet, İran'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırı İsrail'i yıpratmış olsa da İsrail halen devam ediyor saldırılarına. Hı hı. Geride bıraktığımız dakikalarda Şam'a bir hava saldırısı gerçekleştirdi ki Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Ama şunu ifade edelim, evet, bir kara harekatı var. Halen devam eden bir kara harekatından bahsediyoruz. İşte o kara harekatında Lübnan'da ağır kayıplar veriyor İsrail ordusu. Bunu da söylemek istiyorum. Onun üzerinde İsrail askeri öldü. Hı hı. Yani şunu ifade edebilirim, evet,
Hizbullah'ın nispeten kendince güçsüz gördüğü noktada bir kara harekatına başlattı ki planlı olan bir organizasyondan, bir saldırıdan bahsediyoruz. Çünkü hedefine ulaşmak için çok adım adım ilerledi İsrail ordusu. Önce çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. Binlerce kişi yaralandı, yüzlerce kişi öldü, ardından telsizler. Bir gün sonra hemen telsizlerde patlamalar meydana geldi ve beraberindeki hava saldırıları, ki Dahiye bölgesi başta olmak üzere Beka, Balek ve birçok noktada siviller de hedef alındı Melih Altınok. Onu ifade edelim ki geride bıraktığımız günlerde çok acı tablolar da gördük. Yani yalnızca Hizbullah hedef değil aslında. Hizbullah'ın karargahına yakın noktalar, yerleşim noktaları da hedef alınmıştı İsrail ordusu tarafından, ki katliamlarını zaten bu şekilde gerçekleştiriyor. Sınırlarını zaten bu şekilde genişletiyor ve elbette bir karşılığı olacaktı diye yorumlanıyor ki İran'dan da bir karşılık geldi ve bir misilleme bekliyoruz. Evet, bizler de İsrail kanadından bir misillemenin gerçekleşmesi bekleniyor ki İsrail medyasından da konuşulan konunun bu olduğunu sizlere ifade edelim. Bugün gün boyu bu konu konuşuldu ki Netanyahu Savunma Bakanlığı binasına gitti, Tel Aviv'de o binada. İşte o binada özel bir görüşme gerçekleştirdi. Üst düzey askeri yetkililerle birlikte bu konu konuşuldu. Bir misilleme yapılacak dendi. Hatta şöyle söyleyelim, önümüzdeki birkaç günde dendi ve bizler de ne olabilir diye düşünürken nükleer tesisleri olabileceğine dair güçlü bir bilgi var. İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı gerçekleştireceğine dair güçlü bir bilgi var. Ne olur ilerleyen günlerde göreceğiz. Belki de birkaç saatte göreceğiz. Hep diyoruz ya, Orta Doğu coğrafyası 5 dakika sonra ne olacağı hiç belli olmaz ki, gerçekten öyle. Biz geldiğimizden beri, yani 17 gündür buradayız dedik ve gerilim her geçen gün Melih Altınok, her geçen saat artarak devam ediyor. Ne olacak derken şunu da ifade edelim, Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor aynı zamanda. Yani o kanattan da durulmuş değil. Evet, misillemelerini de geciktirmiyor, devam ediyor. Ama İsrail ordusu saldırılarına aynı dehşet verici tabloyla devam ediyor ki Gazze'den bahsediyoruz hatırlayacak olursak. 7 Ekim'de bir Aksa tufanı ve devamındakiler, masum sivillerin katledilmesi, o beraberinde gelen katliamlar. Ve geride bıraktığımız gecede önemli bir olay daha yaşanmıştı burada. Bir Filistinli olduğunu öğrendiğimiz iki kişi, iki saldırgan burada bir saldırı gerçekleştirmişti. Onlarca kişi yaralanmıştı ve beraberinde birçok şey oluyor. Yani her geçen gün farklı bir olaya daha tanıklık ediyoruz. Görüyorsunuz, caddeler bomboş, sokaklar bomboş. Yani adeta burası ölü şehir diyebilirim. Biz Kiryat Şimona'ya gittiğimizde bunu söylemiştik ki orası İsrail hükümeti tarafından boşaltılan bir noktaydı. İşte bu gerçekleşen saldırılar için zemin oluşturulan bir noktaydı. Bizler öyle yorumlamıştık. Zira kuzeye çok yakın, sınıra çok yakın bir nokta ve askerlerin yoğunlukta olduğu bir nokta, konuşlandıkları bir nokta ve o noktaya benzer görüntüler görebiliyoruz. Gündüzün de çok bir farkı yok bu arada, onu da söyleyebilirim. Nispeten ara ara insanları görebiliyoruz ama... İki gece önce yayın yaptık. Dinlik havasının hakim olduğunu. İstim, iki gece önce seninle yayın yaptık pazartesi günü. Bayağı kalabalıktı. Hatta Türkiye'nin tatil yerleriyle kıyasladık. Dedik ki Hatay nasıldı falan diye. Çok bariz bir şekilde arkandan biz de görüyoruz ki orası o pandemi dönemine dönmüş. Kimsenin sokakta olmadı. Kuvvetle muhtemel o senin bahsettiğin iki Filistinli saldırganın metroda gerçekleştirdiği eylemin etkisi belki roketlerden daha fazla oldu. Bu da tartışılabilir üzerinde diye düşünüyorum. Çünkü evlerinde saldırıya uğrayabilecekleri hissini hissetmişler. O yüzden de o gevşekliği görmüyoruz pazartesi günkü sokaklarda. Evet, çok değil, siz de söylediniz, iki gün önce hatta müzik, yoğun müzik sesleri duymuştuk kafelerden gelen ve demiştiniz ki nasıl yani burada insanlar, evet devam ediyorlar, hayatlarına devam ediyorlar demiştim. Ki benim de aslında şunu ifade edebilirim, bir itiraf, geldiğimden beri en çok şaşırdığım konulardan biri bu. Yani nasıl oluyor da insanlar bu kadar hayatlarına normal devam edebiliyorlar diye şaşırıyordum ki artık bir şeylerin farkına varıldı gibi görünüyor belki de.
korku, tedirginlik hakim genel kapsamda bakıldığı zaman ki çoğunlukla bu noktada bisiklet kullanılıyor, insanlar yürüyüşlere çıkıyor ve şunu ifade edelim, şu an bu saatte normal şartlarda burası gerçek anlamda kalabalık oluyordu. Hava da çok güzel, zira gündüz çok sıcak oluyor Tel Aviv, 40 dereceye kadar bulabiliyor. Şu an bu serin havanın tadını çıkarabilirlerdi ama kimse yok. Bomboş Tel Aviv'in en işlek cadde birkaç kişi. Evet, birkaç kişi. Bomboş caddeler. Evet, biraz daha sürerse evet, böyle çok belki. Çok merak ediliyor kara harekatı. Bu ruh hali biraz daha devam ederse Zafer sanki etkileri olacaktır. Yani içerideki kamuoyu sadece şu ana kadar rehineleri bırakın diye bir gösteri yapıyordu. Hayat bir süre böyle devam etse. Ya zaten herkes aynı şeyi söylüyor. Yani İsrail'i durduracak tek şey. Bizim Cumhurbaşkanımız da aynısını söyledi. Evet, bir askeri kuvvetti. Ve senin Gazze'de, Lübnan'da insanlara yaşattığını sen ancak kendin yaşarsan duracaksın. Duracaksın. Yani acı ama gerçek. Yani biz hala şunu söyleyelim. Hiçbir sivil, hiçbir masum hayatını kaybetmesin. Bizim safımız o zaten. Tabii tabii. Ama yani burada saldırgan bir tavırla terör suçu işleyen artık bir devlet olma niteliğinden çoktan çıkmış bir yapıyla karşı karşıya insanlar. Bunun birkaç yüz metre ötesinde çocukların kafalarını koparan bir yönetimin durdurulmasını istiyoruz. Tabii. Bunun bir takım karşılığı olacaktır. Savaş bu, net bir şekilde. Orada Filistinli çocuklar öldürülecek. Lübnan'da insanlar öldürülecek. Tabii ki bizim safımız net. Ya dünden beri bakıyorum ben, hani vardır ya o bir klişe, acımadı ki. Yani İsrail o acımadı ki'yi anlatmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama sanki öyle değil. Yani o sanki bu sefer canları gerçekten yanmış gibi. Ki çok değerli hocalarım şimdi söyleyeceklerdir. İsrail'in ilk saldırısında test ettiğini hava savunma sistemini. Bunda evet. Yine uyarı mahiyetinde aslında bir saldırı gerçekleştirdiğini, hı hı. İsrail'in bir karşılık vermesi durumunda asıl yıkıcı saldırının gerçekleşeceğine dair de hem İran medyasında hem Batı medyasında çıkan analizler var. Ama dün bence o meşhur demir kubbenin de Davud'un sapanının da o arovlarının da çok katmanlı İsrail savunmasının da, hava savunmasının da delinebileceğinin ortaya çıkması, emin ol Netanyahu'yu ve o çok meşhur savaş kabinesini de, her İsrailli'yi de bence kara kara düşündürüyor. Dün biliyorsun şöyle bir yasak getirdiler. Asla kimse görüntü paylaşmayacak füzelerin evet. düştüğü yerlerle ilgili. Bu önemli. Ya bir şeyin ortaya çıkmasını bence istemiyorlar. Tabii ki. Şu an İslim orada bize çok net anlatıyor. Ben gün içinde gaffar insanlarla konuşuyorum. Ya abi İsrail evet. bu sefer vurdu mu? İran bu sefer vurdu mu diyorlar. Ya diyorum insanlar orada, muhabirlerimiz orada. Olay yerinden aktarılan görüntüler çok değerli. Mesela şu sokakların ruh hali İran'ın saldırısının aslında etkili olduğunun da net bir göstergesi. Bu arada zor koşullarda yayın yapıyor arkadaşlarımız. Bugün TRT muhabirine de evet. bir saldırı vardı. Ama ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz bu yayınların. O TRT muhabirine saldırı da aslında bence bir dışa vurum. Evet. Yani bir panik hali o da. Ama o da çok soğukkanlı durdu bu arada. Onun da tebrik ediyoruz. Biz şey sormak istiyorum. Evet tabii şunu ki. İfade edip bölüyorum. Ama dinliyoruz istim seni. TRT muhabirinden Melih Altınok, TRT muhabirinden önce bizler o noktada bir görüntü çektik. İki canlı yayın gerçekleştirdik. İlk biz gittik o evet. noktaya. Şunu ifade edebilirim, az önce konuklarımızdan biri de bahsetti. Gösterilmek istenmiyor İsrail tarafından. Evet öyle ki o nokta Mossad'ın karargahına 150 metre ilerisinde bir noktaydı. Oldukça önemli bir noktaydı. Araçların ne kadar kötü halde olduğunu gördük. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, gösterebiliyorlarsa eğer ekrana da o görüntüleri versin ki hemen. Dünya televizyonlarında ilk görüntüler Ertan evet, Tuna ile birlikte kayda geçtik. Tabii bizleri fark edene kadar biz çoktan gitmiştik. Ardındansa diğer basın mensubu, uluslararası ve ulusal basın mensubundan arkadaşlarımız o noktaya geldiler ve ne yazık ki hiç bizlerin de istemediği görüntülere tanıklık ettik ki hepimiz karşılaşıyoruz aslında böyle tabii. görüntülerle, bu tarz sahnelere. İsrail ordusunun, İsrail askerinin ne yazık ki böyle bir tavrı var. Hep üstü kapanmak istiyor, hep gösterilmek istenmiyor ki orada ciddi bir
hissettik orada. Yani o füzenin orada inişi, hedef alınışı ve çünkü İsrail kanadından bazı haberler vardı. Yani şunu ifade edeyim. Hedefin isabet etmediğine dair spekülasyon içeren haberler. Yani hepsini yine imha ettik şeklinde haberler vardı ama olay hiç öyle değil. Tel Aviv'de birçok nokta, İsrail genelinde birçok nokta o füzenin etkisiyle hedef alınan noktalardı ki diyorum Mossad'ın karargahı çok çok önemli. Mossad'ın karargahına çok yakın bir mesafede yani biz yayınımızı gerçekleştirirken Mossad'ın binasını görebiliyorduk. O kadar yakın bir mesafeden bahsediyoruz. Bu arada habercilerin, Gaffar soru soracak ama habercilerin o soğukkanlı tavırları çok önemli, onu söylemek gerekiyor. Ortalığı velvereye vermektense bütün dünyaya bu adamların o faşist yüzünü göstermek açısından soğukkanlılık çok önemli. Hepinize kolay gelsin. Gaffar da bir soru soracak istedim. İslam İstanbul'u bugünkü görüntüleri izledik. Tam olarak söylediğin görüntüleri yani Mossad karargahına yakın olan füzenin düştüğü bölgeyi. Bu başka işte kaynaklarla da teyit edildi sizin görüntüleriniz. Orası da yukarıdan baktığımızda gerçekten 100-150 metrelik bir mesafe. Ben şunu merak ediyorum, izleniminizi merak ediyorum. Şimdi oraya bir füze düştüyse Mossad karargahı bir kampüs. Mossad karargahının üstüne de bir isabet gelmiş olabilir mi? Sizin izleniminiz nedir? Yaklaşma imkanınız oldu mu o binaya? Onu merak ediyorum. Şunu ifade edelim, ekstra güvenliğin olduğu, güvenliğin çok yoğun olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Yani sayamadığımız kadar İsrail askeri var o noktada, onu ifade edelim. Füzenin yalnızca bizim çekim yaptığımız noktaya değil, birçok noktaya ulaştığını biliyoruz ki basından da takip ediyoruz, İsrail basınını da takip ediyoruz. Birçok noktaya ulaştı, belki de binanın içerisinde herhangi bir noktaya da ulaşıldı ama bunu biz göremeyiz çünkü... kocaman demir kapıların kalın demir kapıların olduğu asla içeriği göremediğimiz bir binadan bahsediyoruz. Yani biz yakın noktasını çekebildik ve çok erken saatlerde gittiğimiz için muhtemelen çekebildik. Sonradan giden arkadaşlarımız çekim yapamadılar zira. İslim İstanbullu o bölgenin Mossad'ın merkezinin bulunduğu bölgenin yoğun bir yerleşim alanı olduğu, İsrail'in de bunu özellikle yaptığı, yani askeri hedefi sivillerin arasına koyarak bir tür sivil kalkan oluşturduğu yönünde haberler geliyor. Bir yabancı kanal muhabiri de aslında bir Amerikalı muhabir dün belki dil sürçmesiyle bunu söyledi. Bu konuda izlenimin nedir? Yoğun bir yerleşim alanı mıdır orası, sivil bir alan mıdır? Evet. Evet evet tabii ki. Daha önce hedef alınan noktaların hep askeri üsler, açık alanlar, havaalanları, Hizbullah saldırılarından bahsediyorum. Hep bunu söylüyorduk ama şunu ifade edelim. Evet böyle bir durum var. Aslında bunu şöyle de yorumlamak gerekiyor. Bakın biz buradayız. Mossad olarak biz buradayız. Güvenliğiniz anlamında korkulacak hiçbir şey yok. Bu şekilde de yorumlayabiliriz ve gittiğimiz zaman çok uzak değil, çok yakın bir mesafede hemen binanın arka tarafında bir alışveriş merkezi vardı. Yani gerçekten şehrin çok orta noktasında bir güzergahtan bahsediyoruz. Ben de çok merak ediyordum. Binayı çok merak ediyordum. Açıkçası görmek de istedim ama göremedim maalesef. Yalnızca uzaktan görebildik. Binanın dışını görebildik. Ve çekim yaptığımız yani 150 metrelik mesafeden çekim yaptığımız noktadan görebildik. Bir soru da ben gitmeden. Zafer Şahin soruyor İslim. İslim şimdi bugün sen de az önce konuştuk. Hani TRT muhabirine müdahale. Tabii siz sonuç itibariyle Türk televizyoncularısınız. Türk gazetecilerisiniz. Senin orada olduğun günlere nazaran bu son gün, işte sondan bir önceki günlerde çalışma şartlarınızı zorlaştıran bir tavır sergilediler mi size İsrail'de? Elbette, elbette. Özellikle belli saatlerde ne olduğunu anlamadığımız insanlar yanımıza geliyor. Ertan'ın yanında duruyor, kameraya bakıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman normal görünebilir. Belki de başka birileri bilmiyoruz. Görevli, yetkili bilmiyoruz. Ama bütün basın mensupları olarak akşam saatlerinde yani programında gerçekleştirdiğimiz saatlerde genelde oluyor. 9, 10, 12'ye kadar işte o akşam saatlerinde bizi bu arada cep telefonlarıyla kaydediyorlar. Yani ne konuşuyoruz anlamasalar da cep telefonlarıyla kaydediyorlar ki TRT'deki arkadaşımız Mücahit'in de
müdahale eden, aslında onun yayınını engelleyen kişinin normal bisikletli biri olduğunu görüyoruz. Öyle takım elbiseli ya da İsrail askeri polisi değil. Bisikletli, kaskı var, normal sivil biri. Ama bu ne kadar doğru? Bunu da bilemiyoruz. Yani biz burada o kadar her şeye şüpheyle bakıyoruz ki devamlı şunu ifade edebilirim. Sanki sürekli izleniyormuşuz gibi. Zaten şu an mesela bu yayın devam ederken yakın çevrenizde kimse var mı sizi kaydeden, görüntüyü alan, dinleyen? Evet. Evet, hep oluyor, hep oluyor. Artık var yani. Biz bu duruma alıştık. Tabii ki. Fark ettiniz mi bilmiyorum, biz yayına girerken elektrikli skuterlerle geçen 5-6 kişi vardı. Evet. Ve biz o yayınımıza başladığımızdan beri bu noktada dolanıyorlar. Halen dolanmaya devam ediyorlar. Ara ara siz de göreceksiniz. Evet. Hayfa'da özellikle yayınlarımızı gerçekleştirdiğimiz noktada bizi cep telefonlarıyla kaydediyorlar. Anlamıyorlar, evet. İbranice konuşuyorlar çünkü İngilizce de bilmiyorlar. İbranice konuşuyorlar ya da biliyorlar. Bunu da bilmiyoruz. Türkçe bilenler de olabilir, bilmiyoruz. Ama şunu ifade edebiliriz. Evet, gerçekten böyle bir durumun olduğunu sizlere açık ve net bir şekilde söylemem elbette mümkün. Belki de söylememem gerekiyor ama böyle bir durum var. İsmim, çok teşekkür ediyoruz. Yine bağlanacağız sana herhangi bir gelişme olduğunda. Kolay gelsin. Kemal Hocam, şimdi bir görüntü var. Onun üzerine konuşmak istiyorum. Ali Fuat Bey, siz de böyle alabilir miyim? Görüntü üzerine konuşalım. Şimdi İran Tel Aviv'i vururken Amerikan donanmasına ait gemilerin İsrail'e giden füzeleri düşürdüğüne dair bir takım görüntüler yayınlandı. Kemal Hocam, siz de öyle alabilir miyim? Hazır mı arkadaşlar? Görüntüyü bir verelim. Buraya mı vereceğiz? Evet, bunlar Amerikan gemisinden ateşlenen füzeler. Tam İran İsrail'i vurmaya başladığında Amerikan donanması da zaten böyle bir emir verilmişti değil mi? Durdurabildiğiniz yerde durdurun bu füzeleri diye. Ne kadar etkili oldu? Bir de şimdi isim de anlatıyor. Yani bunların istihbarat merkezlerinin vurulduğu, pek çok noktanın vurulduğuna dair tezler var. Sizce dün geceki bu İran saldırısının teknik olarak başarısı nedir? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi toplam sayı konusunda birkaç görüş var ama ortaya konan genellikle esaslarda 200-250 arası balistik füze atıldığı şeklinde. Hı hı. Balistik füzeler tip olarak da Fettah 1 tipi füzeler bunlar. Balistik nedir hocam? Balistik şöyle tarif edelim anlaşılsın diye. Uzaya roket fırlatırız ya. Evet. Alttan yukarıya doğru dikey hareket eder. Belli bir mesafeye kat eder. Atmosferi aşar. Hı hı. Atmosferin dışında düz seyreder ve hedefe yaklaştıkça tekrar alçalır ve iner. Doğrudan hedefe gidiyor. İran'dan böyle dik çıkıyor, böyle evet, gidiyor aynen. Ve İsrail'e düşen bu füzeler bunlar yani şu. Tabii onlar önce yukarıya atmosfere kadar 11 bin kilometreye kadar çıkıyorlar. Hı-hı. Ve belli bir süre seyrediyorlar. Mesela seyir füzeleri var bir de başka bir tip. Onlar kanatçıkla hareket eder daha alçaktan ve normal yataya atılır. Onlar da seyrederler ve seyir füzeleri hareketlidir. Yani ona karşı atılacak anti füzelere karşı tedbir alır kendi kendine. Ama balistik füzeler normal düz aerodinamik yapısıyla hareket eden ve motor gücüyle itme gücüyle hareket eden füzelerdir. Hı hı. Balistik füzelerin özelliği şu, ucuna nükleer silah da takabiliyorsunuz. Normal patlayıcı da takabiliyorsunuz. Patlayıcı. Bunlar 1400 menzilli kilometresi. En önemli özelliği hızı. Hı hı. Yani 13 ila 15 mahlık bir hızı var. Şu inenler onlar değil mi? Roketler evet. İniyor aşağı. Bazen patlamalar iniyor. Görüyoruz. Bu da demir kubbenin imha ettiğini ama çok nadirdi izlediğimiz görüntülerde. Tabii. Şimdi tabii 200-250 tane balistik füze, bir de tabii şu var, demir kubbenin menzili 70 kilometre. Artık balistik füze 70 kilometre kadar irtifa inmişse onu yakalamak çoklu atış var şu an. Yani bir sürü atışı, saldırısı var. Dolayısıyla demir kubbe tamamını imha etmeyebilir, edemeyebilir. Şunu seçiyor olabilir mi peki? Demir kubbe gittiği yere göre, evet. Gönderilen, İran tarafından gönderilen roketin nereye düşeceğini hesaplıyor. Yörünge takip sistemi var. O zaman şöyle olabilir mi? Sorum şu. Yani boş bir araziye düşecekse onu imha etmek için demir kubbe roket fırlatmıyor belki. Tabii etmez. Çünkü yapay zeka ile donatılmış yörünge takip sistemi var. Bizim çelik kubbede de olacak o. Çıkış noktasından varış noktasına kadar yörüngeyi takip eder. Vuruş noktasını tahmin eder yapay zeka. Eğer tanımlı olarak kendi harita sisteminde kayda değer bir hedefi yoksa insan topluluğu ya da bir bina ya da stratejik bir tesis boş arazi ise salıverir onu. Bunun için soruyorum. Dün bazı görüntüler vardı. Boş araziye düşmüş, zafer görmüşsündür roketler.
Demir Kubbe belki de onları hiç hedef almadı. Evet, kale almamış. Onun için hocam şunu da söylüyorlar. O hani bir apartmanın çatısına düşen boşa. Onlar evet. Demir Kubbe tarafından vurulan ve yere düşenler yorumu da var. O parçalandı da yerlere. Mesela şöyle bir şey var. Yanarak düşenler var. Onlar vurulmuş. Parçaları yanarak düşüyor aşağıya doğru. Yani her gördüğümüz ateş topu seyir füzesinin ya da balistik füzenin sağlıklı ve bütün olarak indiği anlamına gelmiyor. Her vuran, yere çarpan her balistik füze doğru hedefte demek değildir. Onun için orada biz bir burada, patlama oluyor. Bu bir gösterge midir peki? Tabii. Tabii ki, vurduğu, çarptığı andan itibaren bir alev topu oluşur. Basınç oluşur eğer orada yakında bir yerdeyseniz eğer. Ama İran vasıta seçiminde biraz cüretkar hareketti bu sefer. Geçen 13 Nisan misillemesinde konuştuk burada. Çok da cesaretli değildi. Ama balistik füzeler eğer tercih edilmişse hedef atış vasıtaları konusunda hakikaten cesur hareket etmiş. Öyle gözüküyor. Açın biraz yani ne demek? Ya, mesela daha önce biliyorsunuz kamikaze dronlar gönderdi. Seyir süresi 13 saatti. Evet. Çıkışını haber verdi. İnişi de haber verdiğiniz anlamına geliyor. Ve kamikaze dronlar biraz serseri mayın gibi nokta olarak gitmezler. Havada şaşırabilirler. Balistik füze öyle değil. Balistik füzeler baştan itibaren koordinatları girersiniz. Nereye gideceğini biliyor. Nokta olarak tabii gider. Ve Demir Kubbe tarafından da tespit edilse bile imhası o kadar yüksek oranda olmuyor. Onun için vasıtayı düzgün seçmişler. Öyle anlaşılıyor. Fettah 1'de en gelişmiş çünkü onların. Evet. Ve neticede hedef analizi yaptığımız zaman söylentiler, haberler, İran'ın ortaya koyduğu esaslar, İsrail'in var, Amerika'nın bir takım söylemleri var. Hepsini topladığımızda birkaç husus dikkat çekiyor. Dikkat çeken şey şu, hangarda sanki bir hava gücü vasıtası vurulmuş gibi. F-16, F-35, F-15 bilmiyoruz. Yani bir hava kuvvetlerine ait bir hangar. Hocam dün şu söylendi, önce 20 tane F-35'in vurulduğuna dair bir söylenti yayıldı. Daha sonra İsrail kanadı bunu hiçbir uçak vurulmadı şeklinde yalanladı. Hatta Amerikalılar da benzer bir açıklama yaptı. Ama hani o bir söz vardı ya, hiçbir şey olmamışsa da bir şey olmuştur. Ya sanki öyle bir durum var. İşte tamam. Bu ya kadar yalanlama biraz onu gösteriyor. Toptan bakıyoruz olaya biz. Mesele demek ki böyle bir hedefe isabet gözüküyor. Bir de şey var, Mossad'ın yani istihbarat üslerinin de yakınına en azından bir vuruş söz konusu, onu engelleyemek. Mesela Demir Kubbe'nin yazılımlarında en kritik tesisler bunlar. Havalimanları, üretim tesisleri, işte enerji nakil hatları, telekomünikasyon merkezleri gibi bunlar yazılımda korunmasını önceliklendirdiği noktalar. Demek ki Demir Kubbe engelleyememiş bunları. Böyle bir Aşkolan'daki evet, bir onu gösteriyor. Doğalgaz tesisinin de vurulduğuna dair dün yine haberler geldi. Ve İsrail'in en çok aslında doğalgaz çıkardığı ve yaklaşık 300 milyon dolarlık bir maliyetle kurulan bir tesis olduğu söylendi. Evet. Ama ben şahimi koyayım yine. Hemen sonra şu, Halif Atıcı'ya geçeceğim. Hocamıza geçelim. Tamam anladık, cüretkar bir vasıta seçimi var. Zamanlaması biraz gecikmiş gibi duruyor ama yine de İsrail ordusuna karşı yapılacak her türlü hareket ve harekat takdire şayandır. Harekat yapan altın bul. Hiç sorun yok. Fakat İran'ın böyle bir 200-250 tane paket halinde balistik füze sistemini doğrudan İsrail topraklarına göndermesinin İsrail'in planlarını durduracak derecede değil. Değil. Halif Hocam siz nasıl değerlendirdiniz? Bu arada arkamdaki görüntü Lübnan. Lübnan'da da bir takım patlamalar mı var arkadaşlar? Sesler mi geliyor? Dumanlar yükseliyor. İsrail'de saldırılarına devam ediyor. Halif Hocam siz nasıl gördünüz? Genel anlamda nasıl değerlendirdiniz? Başarılı bir saldırı mıydı? Bir de akla şu geliyor ister istemez. İran bu 250 füzeyi attığı zaman bölgedeki devletlerden de 250'şer füze gelseydi bugün İsrail diye bir devlet olur muydu? Şimdi Melih Bey müsaadenizle o bir önceki grafiği verirseniz onun üzerinden tamam, konuşalım. Tamam, hangi grafik hocam bu? Füzelerin düştüğü muhtemel yerler. Harita. Harita. Bir ilk harita. Girdiğimiz harita vardı ya Samet. Şu evet. Evet şimdi müsaadenizle yani burada bugünkü olay, dünkü olay değil de 7 Ekim'e gidelim. 7 Ekim'de ne oldu? İşte Hamas'ın gerçekleştirdiği bir harekat var ve bu harekat sonrasında İsrail, Filistin olayın 75 yıldır süren bu davada psikolojik üstünlük o tarihe kadar İsrail üzerindeydi. Evet. 7 Ekim'de psikolojik üstünlük Filistin'e geçti, Hamas'a geçti. Çünkü İsrail halkı ülkeyi terk etmek istedi, havaalanlarına koştu. Bu ne demektir? Psikolojik üstünlüğü ilk kez Filistinler ele geçirdi. Evet. İşte Hamas, Netanyahu
kaybettiği bu psikolojik üstünlüğü tekrar alabilmek için hem Hamas'ın liderini hem de Hizbullah'ın liderini etkisiz hale getirmek isteyerek bu psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istedi ve geçirdi. Evet. Ama dün akşam İran'ın yapmış olduğu harekat bana göre tekrar psikolojik üstünlüğü İsrail'in elinden aldı diyebilirim. 7 Ekim benzeri bir saldırı olarak görüyoruz. Tabii yani 7 Ekim benzeri bir saldırı. Çünkü hiç kimse beklemiyordu. Şimdi şu husus var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian açıklama yaptı. Biz askeri hedefleri, askeri noktaları, tesisleri hedef aldık dedi. İstesek ekonomik tesisleri de vurabilirdik dedi. Böyle bir açıklaması vardı. Dolayısıyla siviller de hedef almadı. Şimdi bazen insanlar şöyle yapıyor. Bir muhasebeci gibi bilanço döküyorlar. Şu kadar adam öldü, şu kadar tesis zarar gördü, şöyle oldu, böyle oldu. Bu yaklaşım askeri açıdan savaşlarda yanlış bir yaklaşımdır. Yani 3 kişi öldü, 5 kişi öldü. Ölü sayılmaz değil mi böyle? Tabii sayılmaz. Yani burada önemli olan psikolojik üstünlüğü ele geçirmek. Bakın siz Mossad karargahının yanına bir isabet ettiriyorsunuz bir füzeyi ama herkes diyor ki Mossad'ın içini vurmadı. Ya vurmasın ama önemli olan buraya bir füzenin düşmüş olması. Gelebiliyoruz diyor tabii, adam oraya kadar. Evet bakın Nof hava üssünü vurdu. Hetzari mi vurdu? Nevati mi vurdu? Hepsi bak, stratejik hava üsleri tabii, bunlar. Bunlar bakın bunların hepsi birer muharebe sahasında silahlı kuvvetlerin ve halkın moralini yükseltecek birer operasyondur. Bunu kaç kilometre İran'la İsrail'e söyleyeceğim? Yani, 1500 kilometre öteden adam tabii. Senin nokta nokta vuruyor Tahran'la işte. Tahran'la Tel Aviv arası kuşu. Yani bu çok önemlidir. Oturup da bilanço hazırlamamıza gerek yok. Yani şöyle oldu, böyle oldu, şu kadar vurdu diye bir şey söz konusu değil. Mesela ne diyoruz? İsrail Tahran Tel Aviv 1500'müş mesela. 1585 kuş uçuşu. İsrail Gazze'de, Gazze harekatında siyasi ve askeri hedefini ele geçiremedi diyoruz. Şimdi işte böyle deyince bazıları diyor ki işte orayı hepsini kontrol altına aldı, yaktı yıktı. Tamam, yaktı yıktı ama bakın bir yılda 4 kilometre, 10 kilometre, 40 kilometrelik bir alanda şu anda ne Hamas'ı yok edebildi siyasi hedef olarak ne de askeri hedefler olan rehineleri kurtarabildi ne de tam olarak bölgeyi ele geçirebildi. Geçirebildiyse orada bir tane İsrail askeri hadi yürüsün bakalım ele geçirebildiğiniz alanda bu değil mi? Bu askeri açıdan başarısızlıktır. Şimdi İran neden bugünü bekledi? Bilmiyorum katılır mısınız? Benim şöyle bir düşüncem var. Yani işte İsmail Haniye öldürüldü Tahran'da. Hepimiz dedik ki cevap verecek ama cevap vermedi. Neden cevap vermediğini Pezeşkian açıkladı. Biz dedi Batılılar bize Gazze'de ateşkes sağlarız dediler. Biz de cevap vermedik dedi. Şimdi bunu da yanlış yorumlanabiliyor. Mesela İsmail Haniye ölmeden önce şunu deselerdi, sorsalardı İsmail Haniye'yi deselerdi ki 3 gün sonra suikaste kurban gideceksin. İran'da senin için karşılık verecek. Birinci seçenek bu. İntikamını alacak. İkinci seçenek de Gazze'de ateşkes sağlanacak. Sizce İsmail Haniye hangisini tercih ederdi? Ateşkes derdi. Buyur. İşte yani o yüzden de İran'ın... Halkının geleceğini düşünen birisi böyle söylüyor. Tabii İran'ın bu politikası doğruydu ama sözünde durmayan kim gene? Batı. Batı sözünde durmadı. Bu zaten cepte hocam yani. Tabii. Biz o yüzden samimiyet testi yaparken bölge ülkelerinden konuşuyoruz. Batı'dan bir şey beklediğimiz yok. Şimdi İsmail Haniye'ye cevap verilmedi. Ardından Hizbullah lideri Nasrallah'a cevap anında verilmedi. Onu da şöyle değerlendirmek lazım. Bakın bu iki kişi kendilerinden önce de her biri kendi grubunda lider olup öldürülenlerin yerine geçen insanlar. Bunlar da öldürüldükten sonra, suikaste kurban gittikten sonra yine yerlerine birileri geçecek. İşte 92'de Musavi'nin yerine geçti. Tabii ki orası boş kalmayacak. Boş kalmayacak. O zaman İran'ın bunların yerine, ya yani bunlar suikaste kurban gitti diye cevap vermesi normal bir hareket. Vermemesi aslında... Daha da fazla düşünülmesi gereken. Sorunun ikinci boyutuna da gelelim o zaman. Evet. İran'ı çok bence net bir şekilde anlattınız niye olmadığına dair. Yani Mısır'dan, Ürdün'den, şuradan, Türkiye'den falan füzeler gelseydi aynı anda. İsrail diye bir şey oldu şimdi, mu? Şimdi 13 Nisan'da 300 füze atıldı. Danışıklı dövüş dendi. İşte neden bunların hiçbir etki yapmadı dendi. Ben o zaman şunu dedim. İran 300 tane füze atabildi. Hiçbiri düşmedi diyelim, varsayalım. Suudi Arabistan bir tane atsaydı. Katar bir tane atsaydı. Ürdün bir tane atsaydı, Mısır bir tane atsaydı, Bahreyn, Yemen'i bombalayan altılı koalisyonu, batılı koalisyonu içinde yer almasaydı keşke dedim. Gibi. Bakın çok açık. Yani neden onun içerisinde var? O zaman herkes bir tane atsaydı. Biz 300 tane füze atabiliyor adam. Şimdi burada İran'ı
savunmak falan değil amacımız. Tabii ki ne yermek ne savunmak hocam. Atmadığı zaman niye atmadı? Sana bunları yaptı diyorlardı. Atınca da Allah razı olsun diyoruz. Yani atınca da kimsenin angajmanı neden, yok. Neden şimdi attı diye tartışma konusu. Zafer bir de şey var biliyorsun o Washington portakalları gibi ne yazık ki şu an Tel Aviv vuruluyor falan maalesef, diye. Maalesef. Şimdi atmıyor, neden atmadı? Atıyor. Niye attı? Niye düşmedi? Ya da işte bu danışıklı dövüş düşüyor, etki etmedi. Ya da o etki görüntüleri gösteriyor. Yok yanına düştü, üzerine düşmedi. Yani ama bu sefer hocam tartışmaları kapatacak şekilde bir takım şeyler oldu. Çünkü öbüründe hakikaten gaffar bir tane Müslüman çocuğun eli yaralanmıştı işte ilk mesela yapıldığında. Ama öbüründe de şöyleydi bakın yani hep bunu söyledim gene söylüyorum. Mesela Ukrayna Savaşı'na baktığımızda biz enformasyonu hep batıdan alıyoruz. Çünkü Türkiye'deki medya ve enformasyon sistemi batı merkezli inşa edilmiştir. Ve biz de maalesef yani artık şu anda gene biraz iyiyiz. Eskiye göre çok iyiyiz. Eskiden genel yayın yönetmenlerini batılılar atıyordu yani. Şimdi en azından o noktada değiliz. Ama genel olarak aklımız batıya bakıyor ve oradan bilgi alıyoruz. Ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gördük ki 2 yılın ardından batı medyası yalan söylüyor. Dümdüz yalan söylüyor. Yalancı, evet. Yani Ruslarda da vardır yalan propaganda. Onlarda da vardır ama batı dümdüz yalan söylüyor. Şimdi alalım onu İsrail'e getirelim. Ya İsrail yalanda, kara propagandada, kötülemede artık dünyada namı yürümüş bir devlet. Evet. Namı yürümüş bir merkez Siyonizm. Şimdi böyle bir durumda bir İsrail'in verdiği bilgi var. Bir de İran'ın verdiği bilgi var. Yani İran'da bu arada acem palavrası diye bir tabir vardır. Hani, İşi onları diyorum. Takiye yani, makiye onu da söyleyelim o yani. O da bilinen bir şey. Dolayısıyla biz hani İran'a şüpheci bakıyoruz, yaklaşıyoruz ama ya İsrail'in sicili de çok düzgün değil. Şimdi bir önceki saldırıda da İran'la İsrail'in beyanları çok farklıydı. İran dedi ki ben vurdum dedi bazı hedefleri. Fakat biz ikna edici şeylere ulaşamadık. Bu defa anladığım kadarıyla saldırı çok şiddetliydi bir öncekine göre. Çok daha şiddetliydi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bizim arkadaşlarımızı ikna eden şey Batılıların da bunu teyit etmesi oldu. Şimdi mesela Evan Hill var. Washington Post muhabiri. Meslektaşımız. Şimdi Evan bu jeolokasyon sistemleri üzerinden teyitler bildirmeye başladı. Evet Mossad'ın yakınına düştü. Evet hava üssü vuruldu. Evan anlatmaya başlayınca yani Washington Post muhabiri söyleyince bizimkiler de ona inandılar. İranlı söyleyince inanmıyorsun. Şimdi biraz işin bu tarafı var. Bir de karartma operasyonu çok yüksek şu anda. Mesela Senitel diye bir şirket var. Bu şirket böyle canlı olarak uydu görüntüleri geçiyor. Parayla abone oluyorsunuz oraya. Dünyada da bundan daha ileri olan yok. Bir Elon Musk'ın şirketi var o görüntü vermiyor. Senitel veriyor. Sentinel şirketi şu anda bulutlama yoluyla sansür yapıyor. İsrail hava üslerinin olduğu bölgede. Ben en son baktım ulaşılamıyordu. Mete Sohtaoğlu yazmış. O da diyor ki göremiyoruz diyor. Bulut yani suni bulut koymuşlar görüntülere. Aşağıdaki zararı ziyanı göremiyoruz. Anlaşılan o ki bu defa İran bir öncekine göre çok ileri düzeyde bir şey yapmış. Bir şu ne kaydı diyelim? Da düşelim mesela. Geçen 13 Nisan'da da arkadaşlarımız bölgede. Zaten kesintisiz 360 gündür orada arkadaşlarımız ama arkadaşlarımız da çok ciddi hedeflerin vurulduğuna dair deliller ve görüntüler evet, geçememişler. Evet tabii. Yani, bu sefer tartışma. Bu sefer farklı. İslimi izledik. O zaman, zaman Gaffar özür dilerim. Bir, şunu söyleyeyim Zafer bırakayım. Bir de şu var. Mesela işte kimse ölmedi. Kimse zarar gör ya. Bir askeri saldırıda sivillerin ölmemesi fakat askeri hedeflerin vurulması başarıdır arkadaş. Öyle. Yani sivil zaten ölmesin. İsrailli sivil niye ölüyor ki? Adamların uçağı vurulsun. İşte tabii, enerji tesisi vurulsun. O vurulsun yani. Aynen o açıdan öyle. Da bu kötü bir şey değil. Bir önceki saldırıda İsrail büyük bir özgüvenle şunu da söylemişti. Siz bizim ancak tavuk kümeslerimizi vurabilirsiniz. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani hatta tavuk kümeslerimizi bile vuramazsınız. Bugün ne diyor? Hiçbir yer vurulmadı diyor. Ama gelen haberler bambaşka. Gaffar'ın söylediği şey şu açıdan çok önemli. Bu kirli savaşın başından beri haberleri sadece Batı medyası ve İsrail medyası. Dikkat ediyor musun? Bir gelişme olduğunu hepimiz takır takır okuyoruz. Evet. İsrail Kanal 13, İsrail resmi yayın organı, Kaan hepsini ezberledik. Öyle iyi çalışıyorlar ki. Ama biz Hamas'ın mesela ne yaptığına dair sağlıklı bilgi alamadık orada. Savaşın başından beri, kirli savaşın başından beri yüzlerce gazeteciyi nokta atışıyla öldürdü İsrail. Evet. Oradan farklı bir haber geçme ihtimali olan herkesi. Burada da büyük bir bence enformasyon savaşı yaşanıyor. Bir şeyin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ya Zafer bu sene bunlar basın özgürlüğü ödülü yayınlarlar Amerika'da. Her sene Freedom House falan yayınlıyor ya. İsrail gene herhalde ilk 10'da falan olacak. Bizi gene 130. Ya kesin. Dediğin gibi 130-140 gazeteciyi katletmişsin.
Bu adamlara bu raporlarda yer vermeyecekler. Bunu çok iyi biliyoruz. Artık bu savaştan sonra o kurumlar ve raporları da çöptür. Kimse onlarla önümüze gelmez. Ya çok basit bir örnek vereyim bakın. Bu şeyde Nasrallah saldırısından sonra, İsrail Nasrallah'ı öldürdükten sonra Paris, Le Parisien gazetesi bir haber yayınladı. Yani Fransa merkezi Le Parisien. Dedi ki Nasrallah'ın yerini İranlı en üst düzey bir molla verdi şeye, İsrail'e. Biz de dedik ki vay ulan İran demek ki en üst düzeyde, şimdi İran'da ajan vardır, kesin vardır da. Ahmedinejad diyor işte, Mossad ajanları geldi. Ama en üst düzeyde bir molla falan diyor, yani böyle öyle bir şey söylüyor. Şimdi bunu yazan Le Parisien. Le Parisien LVMH grubuna ait bir gazetedir. Bu çok meşhur, çok pahalı valizleri olan bir marka. Onları da üretirler bunlar. Ya sahibi Bernard Arnault. Fransa'nın en önde gelen siyonistlerinden biri. Ya şimdi buradan bir haber geliyor, biz onun üzerine atlıyoruz. Evet. Ya ama dediğim gibi Ahmedinejad da söyledi canım, bir birim bak, kurduk başında Mossad'ın dedi. O var eyvallah. Tabii. Arkadaşlar buna bir ek de şu, biliyorsun Nasrallah'ın vurulmasından sonra bir video dolaşıma sokuldu. Ben de onu diyecektim, evet. Nasrallah'ın sözde yol arkadaşı olan bir figür, ismini Ali, hatırlamıyorum. Ahmet değil mi? Muhammed. Evet. Ne diyor? Bak videoda Muhammed, ne diyordu? İran seni sattı. İki gün önce saldırıdan. Sen Kudüs'e girecektin ama İran seni sattı. Bak. Hepimizi böyle bir şekilde formatlamaya çalıştılar. Zafer ama saldırıdan Bey, iki gün önce olunca hakikaten adam da ölünce... Zafer Bey bakın... ama saldırıdan ilgili... sonra yoğun olarak dolaşıma sokuldu. O video ya soruları yayınlandı. Sormak doğru ama tersi soruları da soralım. Tabii, diye, tabii. Video yayınlandı bir televizyon kanalı, ben aynen şunu dedim. Bu adam acilen, madem bunları biliyor, Nasrallah şu anda cevap veremeyecek durumda, öldü. Hemen çıkıp neye karşılık sattığını söylesin. Bunu evet, söylemiyorsa, oydu. Bunu söylemiyorsa o zaman bu adam... Hocam, ajandır dedim. Bir ek daha bak, doğru, önemli. Bir başka savaş da bak, propaganda savaşı yürüyor. Netanyahu ne dedi Amerika'da? İran'ı dedi tahmin edilenden daha yakın bir zamanda özgürleştireceğiz dedi, değil mi? Evet. Bunu da söyledi. Peki son İran Şahı Rıza Pehlevi'nin kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu geçen yıl Tel Aviv'de kameralar karşısında çıktı. Onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O da İran'ın ne kadar kötü yönetildiğini ve bu rejimin gitmesi gerektiğini söyledi. Yine Batı medyasında... Küçük oğlu. Evet, en küçük yine oğlu. Batı medyasında bu Şah'ın oğluyla ilgili gelecek projeksiyonları yazılıp çizilmeye başlandı. Geçen haftalarda. Yani bir taraftan da olayın bu boyutu var. Netanyahu neden İran'ı tahmin edilenden daha önce özgürleştirme iddiasında bulundu? Onu işte da bir Zafer Bey, konuşmak acaba lazım. Bu saldırının arkasında o mu var? Ben biraz önce onu söyleyecektim. Şimdi... İran ne İsmail Haniye işte o gerekçesini söyledi. Çok radikal bir tutum sergilemedi. Yani gerekçesini daha yeni açıkladı. Ne de Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra yani çok kısa sürede bir cevap vermedi. Ancak ne zaman cevap verdi? Dün Netanyahu İran halkını kışkırtmaya kalkınca onunla ilgili açıklamalar yaptı. İki kere konuşma yaptı. Rejim baktı ki tehdit tamamen kendi üzerine geliyor. Ülke içerisinde karışıklığa neden oluyor Mossad ajanları. Netanyahu açıklama yaptı. Özgürleştireceğiz. Burası önemli hocam. Tebrik ediyorum. Evet. Yani direkt İran kamuoyuna hedef alan bir söyleme tabii, büründükten şimdi sonra. Şimdi o kişiler birer dava adamı olduğu için yani Kasım Süleymani gibi görüldü. Bunlar birer dava adamı. Bu dava uğruna ölebilirler. Hı-hı. Bunun için daha üst seviyede politika gerekmeyebilir düşüncesi hakim oldu. Ama rejim kendini Netanyahu'nun açıklamalarından dolayı ülke içerisinde karışıklık ve rejim tehdit altına girince İran radikal bir karar aldı diye düşünüyorum. Aynısını bakın Netanyahu sadece İran üzerinde yapmıyor. Irak ve Suriye üzerinde de yapıyor Melih Bey. Bugün Nasrallah öldürüldükten sonra İran, Irak ve Suriye coğrafyasında meydana gelen olaylara bakın. Oradaki olaylara katılanlar, gösteri yapanlar kimler diye baktığımızda işte Arap Baharı döneminde o dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutan Selefi grupların olduğunu, DAEŞ yanlısı grupların olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Kimler hocam? Azerbaycan'da da görüyoruz. Şurada evet, burada da görüyoruz. İşte. İsrail burada bayağı yoğun nüfus faaliyeti yürütüyor. Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti. Yani adamlar bulundukları coğrafyaya gömülmemişler. Burada çok yoğun ilişkilerde. O yüzden size onu sordum. Yani İran bu füzeleri gönderdiğinde buradaki ülkeler harekete geçse sonuç ne olurdu diye. Yani Melih Bey şöyle ifade edeyim ben. Bugün herhalde 7 Ekim şeyin operasyonunun 361. günü. Evet hocam. Hamas'ın en önemli yetkililerinden bir tanesinin birkaç gün önce yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklama bazı basın yayın organlarına yer aldı. Dün de söyledim. Bugün de tekrar edeyim. Bakın burada diyor ki biz 7 Ekim operasyonunu kendimiz tek başımıza evet başlattık ama
bazı koşullar gerçekleşe üzerine başlattık diyor. O koşullar neydi? Bir tane cephe Hizbullah tarafından kuzeyde açılacak. Golan tarafında Şii milisler tarafından bir cephe açılacak. Yemen tarafında bir Hutsi cephesi açılacak gibi ve İran doğrudan katkı ve destek sağlayacak devrim muhafızları vasıtasıyla. Yani 7 Ekim'i gerçekleştiren Hamas bu böyle bir projeksiyon üzerinde çiziyor. Evet. İkinci aşamada da aynı anda elbette bu da Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 3. intifada Ramallah grubu tarafından söz verilmiş. Bu planı İran gerçekleştirmedi diyor. Ve bizim en büyük hayal kırıklığımız bu diye ifade ediyor. Dolayısıyla İran'ın bu kadar büyük bir plan ve Hamas'ın bir şekilde daha 48'den bu yana topraklarını yeniden kazanmak için yani artık bütün varını yoğunu ortaya katarak yapmış olduğu bir operasyonda yalnızlaştırıldı. Evet. Yani attığı 3-4 tane füzeden dolayı İran'ı aklamak da bana göre çok doğru değil gelmiyor. Değil tabii ki hocam, elbette öyle. Dolayısıyla bu planda ne kadar şeyin gerçekleştiğine de bakalım ama bir son dakika gelişmesini bir paylaşayım lütfen Kemal Ulçer. İsrail kabinesi net bir karar bu akşam açıkladılar. Biz İran'ı vuracağız ve nükleer üslerinin hedef olduğuna dair güçlü bir olasılık da oluşmuş. Arkadaşlarımı gönderdiği metni böyle çevirdim. ABD Başkanı Biden'ın da nükleer tesislerin vurulmasına karşı olduğunu söylediğini. Netanyahu ile görüşeceğim yani dedi. Bu akşam acaba bunu mu görüşecek? Bunu söylüyorsa bu akşam içerisinde bir saldırı olma ihtimali de çok İkinci yüksek. İkinci konu Melih Bey, Hizbullah yaklaşık 7 Ekim'den bugüne kadar eleştiriyoruz ama 3000 küsur tane füze attı. 8000, Netanyahu 8000 dedi hocam. 3000 rakamını ben Nasrallah'tan duymuştum ama ölmeden önce. Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada 8000'den fazla füze attı. Abartıyor onlar, abarttığı için 8000 kabul edelim. Binlerce füze attı. Binlerce, 8000 diyelim. Husiler yine binlerce attı. İki tane İsrail bandralı gemiyi Kızıldeniz'e batırdı. Şii milisler Suriye'de Amerikan üslerini bombaladılar kaç defa üstelik. Ve Irak'taki Amerikan üslerini de Haçlı Şabi olduğunu tahmin ettiğimiz Şii gruplar bombaladılar. İran bu harekatlar esnasında da sessiz kaldı. Ya dolayısıyla hocamın dediği gibi biz günlerdir bunu işaret ediyoruz. İran'da korunmaya değer en kıymetli şey rejimin bizzat kendisi olduğu için doğrudan kendine hitap eden bir tehdit gördüğünde böyle balistik füzelerini serbest bıraktı. O yüzden tamam vurdu. Çok güzel eyvallah. İsrail'e dediğim gibi atılan her taş bizim için yürek ısıtıyor. Ama İran'ın da günahı çok büyük burada. Ve İran'ın çok da ben rasyonel bir ülke olduğunu düşünmüyorum. O kadar stratejik sabırlarla, teorik açıklamalarla İran'ın buradaki özellikle politikasını açıklamak bana çok doğru gelmiyor. Yani vurabildiği zaman vurdu diyorsunuz. Beklemesine evet, sebebi 250 stratejik. Füze ne demek biliyor musunuz? 8000'in yanında. Artı 150 bin tane Hizbullah'ın depolarında olduğu, yarısının imha olduğu söyleniyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? 534 bin kişilik İran ordusunun herhalde 1 milyona yakındır bu sayı. Füze sayısı. 250 nedir? Nedir? Ya 250 değil, atacağın miktar 5000'den aşağı olmamalıydı. Gerçekten, bakın şunu unutmayın, stratejik tesisler vurulabilir, enerji hatları vurulabilir. Ama bir ülkenin ordusunun, bu katil ordusunun özellikle Gazze'deki ya da işte İsrail'in muharebe edebilirliğini ortadan kaldırmazsanız bu ordu kuzeye doğru ilerlemeye devam edecek. Bu saldırılarla durması falan mümkün değil. Amerika bunu telafi eder, uçak da verir. İstediğin kadar F-35 yok et. Gider oraya akaryakıt da verir. Mühimmat da verir. Hı hı. Telafisi mümkün olmayacak bir zayiat beklentisi bende oluşuyor. Ama bu bizim İran'ın özellikle Gazze'deki katliamlar ve Hamas'ı yalnızlaştırma konusundaki günahını affetmez diye düşünüyorum açıkçası. Acaba bu 250 füze yani biraz önce hocamın dediğine hareket edersek hani bugün Pezeşkian da Katar'da bir açıklaması var. Biz savaş istemiyoruz. İran'a bir ikaz mahiyetinde miydi? Yani etkili bir füze gönderildi. İsrail'e füze, ikaz. İsrail'e, evet İsrail'e bir ikaz mıydı? Bakın ben daha fazlasını zaten açıklama yaptı. Bize karşılık verirseniz daha güçlü geliriz dedi. Bu akşam verecekler evet. Hocam. Büyük ihtimalle kabineden bu karar evet. Çıkıyorsa işte nükleer üsler vurulacak. Evet. Onu konuşalım. Nereler? Nükleer füzeni vurulacağını... Yani... Öyle mi? Bir verelim arkadaşlar şu nükleer haritasını. İran'ın nerelerinde var? Gerçi bu haritaları da Gafar Batı mı yapıyor onu da bilmiyoruz ama değil mi şimdi belirlenen? Batı kaynaklı harita. Batı kaynaklı, batı kaynaklı oluyor. Üç aşağı beş yukarı biliyoruz yerlerini zaten. Öyle şeyin tabii. Yani biraz yukarıda fazla... Yukarıda var bir tane. Bazıları bunların nükleer santral, bazıları... nükleer, özür dilerim, Atom Enerjisi Kurumu'na da bilgi veriyor ya İran. Evet. Yani ha, ondan dolayı da üç aşağı beş yukarı değil. Buyurun, var. Sınırda bir tane var. Bizim sınır orada. Nükleer santral ayrı. Evet. Nükleer tesis ayrı. Çünkü orada uranyum zenginleştirme faaliyetleri var. O daha çok
İsfahan ve çevresinde konuşlanmış bildiğim kadarıyla 3-4 nokta var. Şu bizim hemen sınırımız Iğdır falan. O tam nükleer santral. Şiraz'da var, şu aşağıda Şiraz bölgesinde. Şiraz. Burası hep Türkiye santral, sınırı şuradan. Santral. Nereden? Şuradan itibaren Türkiye evet, sınırı. Evet, şuradan. Hakkari'nin hemen yanında. Şimdi bu nükleer testlerin vurulması. Yani en önemli kritik hedeflerden bir tanesi bu. Neyle vuracaksınız? Hangi uçakla vuracaksınız? Ne tip bombayla vuracaksınız? İlla uçaktır, roket atmak değildir diyorsunuz. Yani, Basra Körfezi'nden hayır, bunlar toprağın altında. Dolayısıyla, hayır, onları neyle vuracaklar? Roketlerle vuracaklar işte belki. İşte nüfuz edici bombalarla vurmak durumundasınız. O da uçaklarla var. O da uçaklarla atabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir hava harekatı planlıyor olması lazım Netanyahu'nun bu gece. O binaları, sığınakları delip geçtiği söylenen işte Nasrallah'a da onunla vurdu diyorlar. Evet. Onun için uçak gerekiyor öyle mi? Evet, diğer uçak taşıyacak. Gemilerden normal atılan falan olmuyor. Normal seyir füzeleriyle ya da balistik füzelerle sadece toprak üstü tesisleri yok edersiniz. Toprak altındaki tesisleri benim tabii hava kuvvetleri İsrail hava kuvvetleri tarafından bir hava harekatıyla nükleer tesislerin, nükleer uranyum zenginleştirilen tesislerin vurulmasından ziyade İran içerisindeki ajanlar vasıtasıyla daha önce oldu biliyorsunuz Zafer Hocam. Gittiler orada tam İsfahan'ın dibinde bir yeri patlattılar. İşin içerisinde Mossad ve İranlı işbirlikçiler vardı. Sanki buna benzer bir yapılanmayla tekrar tesislere zarar verebileceğini değerlendiriyorum. Ama Ali Fuat Hoca vurmazlar diyor. Siz mi dediniz? Ben nükleer silah, nükleer tesisleri vurmazları için işte Biden'da müsaade, yani vurursa Biden'da böyle vurur. Müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü öyle Biden, Amerika evet, biz Biden, istemiyoruz dedi. Netanyahu ile konuşacağım dedi. Şimdi nükleer silahın vurulması demek, nükleer tesislerin vurulması demek, karşılığında da aynı şekilde cevap alması demek. Mesela Rusya nükleer silah kullanacağım diyor, taktik nükleer silah. Ben hep şunu söylerim. Şimdi Rusya Ukrayna'da taktik nükleer silah kullandı. Peki buna kim cevap verecek? Kim cevap verecek? Ya ABD cevap verecek, ya Fransa ya da İngiltere. Evet. Başka ülkede yok. Peki bu üç ülke tekrar kendi topraklarını nükleer silah hedefi haline getirmek ister mi? İstemez. O yüzden Putin çok iddialı. Şimdi burada da eğer İsrail nükleer tesisleri vurursa muhtemelen İran'da Rusya'dan ya da Pakistan'dan alacağı nükleer silahlarla nükleer cevap verir. Dün akşam o yüzden Biden bunu istemiyor. Nükleer sahaya dönmesini istemiyorlar. Melih, aynı tehdidi İsrail dün akşam da savurduğunda evet. İran hemen şu açıklamayı yaptı. Eğer bir karşılık verirlerse daha ağır saldıracağız diye. Hı hı. Dün ben şimdi Kemal Hoca'da tespiti önemli. Kimisi 200 diyor, kimisi 250 diyor. Sanıyorum 200 civarında 200-250 arası atılmış. Hocam. Evet, yani Hizbullah'ın elinde SIPRI raporuna göre 130 bin füze varsa İran'ın elinde herhalde daha çok daha fazlası vardır. 200 tane atıyor. Ha, bu aslında ölçülü bir saldırı. Çok ölçülü. Ölçülü bir mesaj. Sayılar buysa öyle. İsrail'in vereceği karşılık da bence yine ölçülü olacak. Çünkü buradan zarar göreceğini hissetti İsrail. Yani İran'ın boş tehdit, kuru tehdit savurmadığını gördü. Bir karşılık verecek, evet, ama bence İran'ın gerçekleştirdiği saldırı ölçüsünde Nisan ayında olduğu verecek. Gibi. Mesela değil şunu mi? Da tartışmak lazım. Belki ortaya başka bir şey çıkacak. O demir kubbeyi delebilen İran mesela sivillere hedef almamış. Bu belli. Evet. Yani burada eğer sivillere hedef alsaydı ne olurdu? Bugün neyi konuşuyor olurduk? Ya da bu kadar bekler miydi? Hocam İsrail sivilleri hedef vermekte? Almamasından ziyade öncesinden haberdar ise eğer hedef ülke sivilleri emniyete almış olabilir. Amerika İsrail derlerdi. Amerika açıkladı. Birkaç saat önce herhalde. Amerika Birleşik Devletleri kaynakları saldırıdan okumuşsunuzdur. Ama illa bir kişi ölürdü hocam. Bütün vatandaşlarının, yani hiç kimsenin ölmemesi çok Amerikan garip. Vatandaşlarının sığınaklara girmesini ilan evet. etti Amerika Birleşik Devletleri tabii, tabii. saldırıdan birkaç saat önce. Az önce anlatıyor işte üstünde askerler de bu anlamda harekete geliyor. Sadece şu söylendi Melih, gece bekleniyormuş saldırı 3-4 saat önce gerçekleşti diye. İran şöyle tarif etti çıktı. Zafer Hocam, dedi ki meşru, makul ve sizin dediğiniz gibi ölçülü operasyonumuz tamamlanmıştır dedi. Yani meşru, makul, kime göre makul? İtidarlı bir dönem, bir savaş senaryosu konuşuyoruz. Bütün Hizbullah'ın üst kadrosunu temizlemişler. 40 bin çocuk var, makul falan. Bunun zamanı mı? Hakikaten gaflar. Yani o yüzden İran'ı analiz ederken biraz daha böyle genele bakmakta fayda var. Çünkü kuşerler önemli. Lübnan'a doğru gidiyor adamlar. Evet. Ve durmadı. Şuna onu da konuşacağız. Cumhurbaşkanı'nın bugün dün mecliste yaptığı konuşma, o iç cephe vurgusu, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılaması çok önemliydi. Konuşmanın içeriğinden de haberdarmış. Nereye yönelecek konuşacağız ama şu İran konusunu bir kesin diye biraz bağlayalım. Mesela ben şunu biraz tuhaf karşıladığımı söylemeliyim. Mesela neden İran kendi ulusal sınırları ve kendi ulusal yönetimi dışında çok özel bir derdi olsun İran'ın?
Yani öyle meşrulaştırıyor ya rejimi. Yani demokrasi rejim, uygulamalarından yani uzak durulmasını öyle sanıyor. Suud rejimi de kendini İslam'ın merkezi olarak görüyor. Hatta ama rahatsız bile değilim diyor, dedi. Hatta biz Hazreti Muhammed'in şeyi bizdedir, vekaleti bizdedir diyor Suud rejimi. Mekke'de buradadır diyor. Kendini hatta dinin bekçisi sayıyor. Öyle ama pek yani İsrail kullanıyor. Karşıtlığı Irak'ta, İran'da daha güçlü yani, diye. Şimdi şöyle bakalım. Yani her ülkenin bir ideolojik zemini var. Bu Avrupa'da normal karşılanıyor. Hatta Avrupa'da ülkeler kendi varlıklarını oluşturan ideolojik temelleri birbirine yaklaştırmaya çalışıyorlar Batı'da. Orta Doğu'da ise tam tersi var. Biz Orta Doğu'nun en eski geleneklerinden biri başkasının ayıbını söylemektir. Evet, İran'ın ayıbını söylüyor. Güzel. Neden? İyi de abi biri de Bahreyn'in ayıbını söylesin. Biri de Suud'un. Yani şimdi şöyle söyleniyor da hatta şöyle söyleyeyim. Mesela gidin Suud'a, Umman'a, Ürdün'e Türkiye ile ilgili neler söylüyorlar? Ama Gaffar şöyle bir şey var. Suudların şimdi, başındaki o darbeyle şey... iktidarı alan genç arkadaş şunu söylüyor. Benim diyor umurumda değil. Vatanıma bakıyorum ama Mollalardan öyle bir açıklama duymadık. Ağızlarını açsalar seçim oluyor. Şimdi, İsrail. O yüzden o zaman şöyle bakalım. Bu işin bence yani biri ayıplamak işin kolay tarafı. Ayıplamak değil asıl de. Zor beklenti olan, için. Asıl zor olan taraf senin sorduğun soru. Bundan sonra da tartışılacak olan konu bence bu. İran, mesela dün ben o füzeleri ateşleme görüntüsünü izledim. Bir emir veriyor devrim şeyi muhafızları komutanı. İşte 2-3 tane resmi üniformalı general var. Bir tane de molla var. Hı hı. İşte emir verildi, anlamıyorum Farsça ne dediklerini de emir verildi işte bir şeyler söylüyor. İntikam diyor falan bazı ufak tefek hani Türkçe'de de Farsça sözcükler olduğu için bazı şeyleri anlıyorum. Sonra hadi hayırlı olsun bu gazamız mübarek olsun gibi bir şey söylüyor. Telefonla emri veriyor. Molla elini açıyor dua edecek. Onun yanındaki general şöyle bir dua mı edeyim hazır ol da mı durayım ya böyle hani İran'dan böyle çok böyle hani bizdeki gibi bir böyle dört köşeli, dört başı mamur bir devlet duruşu beklemek doğru, çok doğru. Şey. Evet. Ama bak bu halleriyle bile, bak o halleriyle bile bir şekilde müdahil oluyorlar. Asıl onun için bugünkü soru şudur. İran'ın gücü buna yetti. Tamam bu kadarına yetiyor. Diğer ülkeler neden birer, üçer, beşer atmıyorlar? Asıl büyük soru bu. Ya, İran 300 füze atarken diğerleri de müdahil olsa, ticaret kesilse. Evet. Bak ticaret petrol kesilse. Petrol vermesek yetecek. Petrol kesilse. Tepesine 3-5 füze mi atıyorsun atsan ya İsrail nefes alamaz bu kadar basit. İran bu haliyle bile bak tekrar ediyorum yani İran bu hani ne diyelim yarı profesyonel haliyle bu işi başarıyorsa öbür bölge ülkeleri bir ya Allah deseler acaba ne Nasrettin olur ya? Nasrettin Hoca gibi olduk ama sen de haklısın kesinlikle. ama senin sonuna sevgili Melih bu önümüzdeki dönemin sorusu bu olmalı. Tartışma noktası bu tabii, olmalı. Tabii, yani şu olmamalı. Ama, İran az mı yaptı çok mu yaptı ya tamam İran o kadar yaptı. Çok sen önemli. Ne yaptın? Ya Mollaların evet. Ne olduğu da belli. Bunu tartışarak vakit kaybetmenin anlamı yok. Tartışacağımız konu İsrail'e karşı daha fazla ne yapılabilir tabii. Onu konuşmalı. O yüzden öyle açtık programı. Yalnız şöyle bak yani Gaffar haklı ama İran ve Türkiye dışında İsrail'e risk oluşturabilecek bir ülke yok ki arkadaşlar. Beklenti o yüzden. Yani öyle zaten öyle tabii. Eski Libya olsa, eski tabii. Irak olsa, Suriye, tabii, Mısır doğru. Olsa bak bugün Lübnan konuşuyoruz. Lübnan'daki hakim güç 80'lerde İsrail'le beraber Suriye'ydi mesela. Şöyle şu anda Orta Doğu'da bir Arap koalisyonu var Zafer Bey. Askeri koalisyon bu. Nerede biliyor musunuz? Yemen'de Husilere karşı. Tabii. Yıllardır böyle. İsrail'e değil Husilere saldırıyor. Husilere karşı. Yıllardır böyle. Arap koalisyonu adı da. O yüzden doğru ama az önce anlattığım o 7 Ekim planını satan da İran. Sorun orada. Ha bir de yani hocam düşünün. Şu var. Hizbullah da İran'ın buradaki vekil gücü. Yani aslında o saldırı İran'a yönelik bir saldırı. Hocam, doğru. Aslında bugünkü dün bir olay oldu. Hiç onu konuşmadık. Muhabirimiz de söyledi. Hepimiz takip ettik. İki tane Filistinli'nin yapmış olduğu eylem. Bu çok değerli. Bence roketlerden daha da etkili kesinlikle. Oldu o saldırı. Bu zaten şunu söyledi. Yani Hizbullah'ın attığı roketler, İran'ın attığı füzeler istenilen etkiyi göstermiyorsa o zaman ne dedik? Hizbullah ya da Hamas farklı eylem yöntemlerine başvurabilir. İsrail'in yaptığı yöntemler aslında evet, hocam. Bireysel eylemlere yönelebilirler. Bireysel yöntemler kullanabilirler. İşte bu, sizin bahsettiğiniz bu eylem, saldırı görüntüleri. Evet, bu eylem çok önemli. İntihar saldırıları olabilir. Daha önce yaptılar hocam biliyorsunuz. Yaptılar. Uçak biraz sesler de geliyor. Tabii. Panik korku yani, halde var değil mi orada? Evet.
Bunlar çok önemli. Bunlara yönelebilirler dedik. Çok büyük etki yaptı işte. İsraillileri sokaklarda eğlenmelerini kesti. Çünkü siz kediyi köşeye sıkıştırdınız. Kedi bile size, kedi yavrusu bile tırmalar hocam. Sıkıştırdınız. Bebeklerin kafasını kopartıyorsunuz. Camileri, kiliseleri, sahilleri, şehirleri mahvediyorsunuz. O Yüzüklerin Efendisi, genç seyirciler izliyorlardır. Oradaki orklara benziyorlar. Yani öyle bir kitle. Bunların durdurulması için de kedi şöyle köşeye sıkıştı mı tırmalar. Sürekli terör diye biliyorsunuz Batı tanımlıyor bu. 70'ten beri var bu kavram da hocam. Bu tür görüntüler de o Batı'nın tezini güçlendirici görüntüler olduğu için kamuoyu da biraz sıkıntı olabiliyor. Mesela Hamas bunları hiç yapmıyor. Yani Hamas'ın böyle bir yöntemi yok. Çünkü Hamas kendi öz topraklarında, kendi halkını ve topraklarını korumak için düzenli harp teknikleri ve ne diyelim onu hocam, iç güvenlik harekat tekniklerini uyguluyor. Hı hı. Bildiğiniz iç güvenlik harekat tekniği uyguluyor. Küçük hücreler halinde, timler halinde çıkıyor. Tanklara karşı, mekanize unsurlara karşı ya da sniperlarla mücadelesini veriyor. Hizbullah'ın böyle bir geleneği var. Geçmişten bugüne kadar, az önce ifade ettim, adam kaçırma, intihar bombacılığı, uçak kaçırma ya da başka tür yöntemler var. O yüzden Hizbullah'ın... O Filistin'de de var, El-Fetih döneminde de var. El-Fetih'te var ama Hamas'ta çok gözükmedi, görülmedi bu iş. Dediğiniz gibi köşeye sıkışan bir yapı üstüne geldikçe böyle yöntemleri de kullanacaktır tabii ki. Kemal Hocam, burada bunlar sivil diye terör diyoruz değil mi? Saldırıyı gerçekleştirenler, ölenler açısından söylemiyorum. İsrail askerleri üniformalarıyla bu yapılan şeyi her gün yapıyorlar işte. Tabii. Giriyorlar Gazze'de sağa sola ateş açıyorlar. Yani bu terör kime göre, neye göre tanımlayacağız bunu? Bu vatandaşların, Filistinlerin üstünde üniforma yok diye mi askerin üniforması? Elbette. İsrail devletinin yaptığı yöntem, daha büyük terör. Ya geçen hafta Batı Şeria'da bir adamcağızı çatıdan atmadılar mı tekmeleyerek? Evet. Ya bunu terörist yapmaz. Soy ismini yanlış hatırlayabilirim. Leyla Abdullah'ydı herhalde. Bu Filistin El-Fetih'ten 6 kere ameliyat oluyor. Zaman şu anda 70 küsur yaşlarında bir kadın. İşte 100 ameliyatı oluyor ve İsrail'e karşı eylemlerde bulunuyor. Bireysel eylemlerde bulunuyor. İsminin Leyla olduğunu hatırlıyorum da soy ismini tam hatırlayamadım. Evet. Mesela onun benzeri eylemler yapılabilir. Bu da onlardan bir tanesi. Aslında terör eylemi olarak da nitelendirmemek lazım. Çünkü değil. Terör. Ama şöyle, öyle bir kamuoyu algısı olabilir zaten diye. Zaten yapıyorlar. Sürekli diyor ki İsrail... Mesela ordu birliklerine karşı yapılabilir bu hareket. Yani İsrail ordusuna karşı yapılabilecek gayet tabii, de güzel teknikler. Ekonomik tesislere. Aynen süper. Askeri tesislere bir intihar saldırısı. Üstlerine vesaire. Tabii. Yani bombalarla yapılacak faaliyetleri insanla yapma çok daha tabii, bence mantıklı gibi gözüküyor. Tabii ülkelerin yapacakları da çok anlamlı bu seviyede. Petrol satmamak biraz önce konuştuğumuz gibi. Bir tane füze asla yeter. Her biri. Şimdi yeşil ve siyah diye haritaya bölmüşlerdi hatırlarsınız Melih Bey. Çok kısa ondan da bahsedelim isterseniz. Hemen alayım sonra Beyrut'a gideceğiz. Tamam. Ata bekliyor. O yeşil harita işte az önce eleştirdiğimiz ülkelerden mürekkep haritalar. Diğer siyah grupta direniş gösteren... Netanyahu'nun haritası gösterdi yani. Bunu konuşalım önemli. O iki harita zaten bütün resmi tabloyu ortaya koyuyor. Birisi ödüllendirilecek, birisi bölünüp cezalandırılacak. Ticaret yolu vasıtasıyla ödüllendirilecek. Evet. Onu da konuşalım. Bence en önemli konulardan birisi o. İsrail'in nihai hedefi neresi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkça çıkıp meclis kürsüsünden bence çok cesurca ve açık bir konuşmaydı. İsrail'in nihai hedefi Türkiye dedi. Yani bu çok ciddi bir tespit. Bunun üzerine bu ağza gelip söylenen bir şey falan diye. Türkiye Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ya bizler de söylüyorduk ama Cumhurbaşkanım söyleyince... O açıdan diyorum hocam. Bir sürü yani istihbarat formasyonu var, edinde tabii, bizimle kıyaslanmaz. Aynen. Dolayısıyla bu başka bir şeye işaret ediyor. Peki bu nasıl mümkün? Bu soruyu sorduğumuzda insanlar şunu soruyorlar Gaffar. 6-7 milyonluk ülke bu kadar alanı nasıl kontrol altında tutacak diye ama şunu unutuyorlar. Dün mecliste o toplumsal mutabakata uymayan HDP'nin sırtını dayadığı YPG PKK. Bizim sınırlarımızda 60-70 bin kişilik bir güç oluşturmuş. Bu direkt İsrail demek. Kendisinin bizzat gelmesine gerek yok. Aynen zaten öyle. Diğer bir grup var orada. Duran Kalkan'ın şunun bunun PKK yöneticilerinin açıklamalarını dinliyoruz. Açık ve net bir şekilde biz onlar için buradayız diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmek, İsrail'le birlikte bu işi yapmak için. Onu da konuşacağız ama Ata'ya bir bağlanalım, sıcak bilgiler alalım. Bize Beyrut'u anlatsın Ata'da. Ata merhaba. Merhaba Melih Altunok, iyi yayınlar diyorum size ve konuklarımıza. Kolay gelsin Ata. İki gün önce yayındaydık. Orada sokakta uyuyan insanlardan bahsettin, ruh halinden, havadan bahsettin. Dün itibariyle İran'ın bir takım saldırıları oldu. Bu saldırılar Lübnan'dan nasıl izlendi, nasıl karşılandı? Önce bu havayı anlatırsan dinliyoruz Atacığım. Biz o saldırının gerçekleştiğinde Dahiye semtindeydik. Hı hı. İsrail'in vurduğu bir binayı görüntülüyorduk Melih Altunok. Bir anda silah sesleri duyuldu. O anda kutlama yapıldı Hizbullah üyeleri tarafından. Çekemedik yani çektirmediler ama orada bir kutlama yapıldı. Tabii ki Hizbullah kanadı oldukça
memnun bu İran'ın attığı füzelerden. Bu arada az önce tam bana pas atmadan önce Başkan Erdoğan'ın bundan sonraki hedef Türkiye cümlesini kullandınız. Aslında onun ne derece doğru olduğunu bugün İsrail Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamada da görüyoruz. Şöyle bir ifade kullandı. Orta Doğu'daki herhangi bir noktaya ulaşma ve saldırma kabiliyetine sahibiz. Bunu şimdiye kadar anlamamış olan düşmanlarımız da yakında anlayacaklardır. Yani bu da aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözün nedenli doğru olduğunu bizlere göstermiş oldu. Şimdi Beyrut'a bakacak olursak ve biraz daha şöyle Lübnan geneline bakacak olursak, Beyrut kent merkezi artık insanlarla dolmuş durumda Melih Altunok. Yani burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir taraftan normal yaşam devam ediyor. Evet, biz şu anda normal yaşamın devam ettiği bir yerdeyiz ama parası olanlar, maddi durumu iyi olanlar otelleri doldurdu. Otellerde yer yok şu anda hiçbir şekilde. Caddelerde motosikletlerden geçilmiyor. Onun sebebini de söyleyelim. Çünkü Dahiye semti boşaltıldı artık. Yani Hizbullah'ın kalesi dediğimiz %80'i 90'ı diyeyim artık. Yani tamamen boşalmadı. Evet, %80'i 90'ı artık tamamen boşalmış durumda. Bu da Beyrut kent merkezi için çok ciddi bir problem teşkil etmeye başladı. Sebebi şu, malum İsrail herkesi yaftalıyor tırnak içerisinde terörist olarak. O nedenle de bazen hatta çoğu zaman da motosikletler hedef alınıyor. İşte Hizbullah komutanı, Hizbullah üyesi, ne bileyim Hizbullah savaşçısı diye. Yani o motosikletlerin hepsi, tabii kimseyi de zan altında bırakmak istemiyoruz ama o motosikletlerin birçoğu belki de bir hedef ve İsrail artık zaten sadece Dahiye'yi veya Güney'i vurmuyor. Beyrut kent merkezini de vurmaya başlamıştı. Önceki günlerde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne üye 3 kişi Kola Mahallesi'nde öldürülmüştü nokta atışıyla. Dolayısıyla İsrail'in artık Beyrut kent merkezine de saldırmayacağının bir garantisi yok. Şu andaki görünen tablo itibarıyla şehitler meydanı var. Orada Muhammed Alem'in cami var. Caminin avlusu, arka taraftaki noktalar, meydanda her bir taraf dolu. Benim hemen arkamda boylu boyunca sahil uzanıyor. Sahil kenarları mültecilerle dolu. Yani o insanlar nereye gideceğini bilmiyor. Lübnan hükümetinden yardım istiyor. Lübnan hükümetinin, devletinin kendine hayırı yok. Ekonomik krizle uğraşıyor. Cumhurbaşkanı yok, hükümet geçici. Ordu hava savunma sistemi yok. Yani Lübnan semaları, Beyrut semaları adeta hallaş pamuğu gibi. Her gün üzerimizde drone uçuyor. Her gün Heron uçuyor İsrail'in. Zaman zaman savaş uçaklarını görüyoruz. Yani kendi hava sahaları gibi, o işgal ettiği Filistin topraklarında kullandıkları o hava sahası gibi Lübnan'ın hava sahasında kullanmaya devam ediyor. Yani Beyrut kent merkezinde durum bu. Dahiye'de durum bu. Bugün bir de basın turu düzenlediler. 200-300 tane gazeteci vardı. Hizbullah'ın medya ofisi. İsrail tarafından daha önce vurulan noktaları basın mensuplarına gezdirdiler. Özellikle de Batı medyası da oradaydı. Çok sayıda medya mensubu vardı. Bir kolonu halinde böyle oradan oraya, oradan oraya dolaştırdık. Muhammed Afili, Hizbullah'ın sözcüsü kameraların karşısına geçti. Şöyle ifadeler kullandı. İsrail bugüne kadar evet burada birçok binayı vurdu ama o binalarda silah yoktu dedi. Sivilleri katletti ifadelerini kullandı ve daha yeni başlıyoruz dedi. İsrail dedi gerçek gücümüzü henüz görmedi dedi. Ama gelinen süreç itibarıyla İsrail'in zayiatlarının oldukça fazla olacağı aşikar. Çünkü bugün ilk açıklamayı İsrail'in aşırı ırkçı Maliye Bakanı yapmıştı. Dinliyorum. Hatta sen İsrail tarafını da çok iyi biliyorsun. Hizbullah'ın medya ile ilişkileri, şeffaflığı herhalde İsrail tarafından daha iyi değil mi? Daha net bir şekilde. Bütün dünya bunu duysun. İsrail gazetecileri öldürüyor, hiçbir çekim yapmalarına izin vermiyor. Terör örgütü dedikleri Hizbullah bile gazetecilere daha şeffaf davranıyor. Anlattıklarından bunu anlıyorum. Yani evet. Şunu söyleyelim. Evet, zorluk çıkartıyorlar. Ama bugüne kadar herhangi bir şiddet, tamam kameraları da engelliyorlar ama böyle alıkoyma gibi, ne bileyim tutuklama gibi veya şiddet gibi biz bugüne kadar görmedik. İsrail o tutup sizi gezdirdi mi? Şuralarda, şuralarda operasyon yapıyoruz diye gazetecileri toplayıp İsrail, Türk, Amerikalı şu bu gezdirdi mi? Yok, bir şeffaf bir şekilde yok. Yok, yok. Hiçbir şey. Hayır, hiçbir şekilde gezdirmedi. Biber gazı sıktı yüzümüze Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da. Yine farklı noktalarda çeşitli psikolojik işkenceler. Mesela
Türk olduğumuzu öğrendikleri zaman, Müslüman olduğumuzu öğrendikleri zaman çok zulüm yaptılar bize. Psikolojik işkence yaptılar. Yani mesela Ramallah'a gidiyorduk. Her zaman geçtiğimiz Hızma kapısı vardı orada. Bazen durduruyorlar, diyor ki buradan geçme diyor, git 15 kilometre ötedeki kapıdan geç deyip bizi gönderiyordu. Yani bu tip psikolojik işkencelere çok çok kez maruz kalmıştık. Hı. Ama Hizbullah'ın aslında bu konuda daha profesyonel olduğunu söyleyebiliriz. Mesela İsrail bir noktayı vurduğu zaman herkes oraya akın ediyor. Çok profesyonel yapıyorlar. Herkesi bir yere topluyorlar. Hiçbir şekilde çekim yapılmasına izin vermiyorlar. O anda diyor ki kameralar kapalı olsun. Hı-hı. Kameraların yönü başka yönü olsun. İçeriden izin geliyor. Ondan sonra diyorlar ki buyurun içeriye girin. 10 dakika süreniz var diyor. Çekiyoruz, çıkıyoruz. Hı-hı. Ama diğer zamanlarda da Dahiye semtine zaten basın mensupları girmiyor. Yani bu artık bizim şeyimiz oluyor. Biraz böyle zorlamamız oluyor. Yani girdiğimiz zaman da tabii ki müdahale ediyorlar. Çıkarıyorlar dışarıya ama dediğim gibi öyle sert bir müdahale söz konusu değil. Mesela dün yine girdik. Sadece bizi gördüler. Dedik gazeteciyiz. Sadece bir kelime kullandılar. Dediler Dahiye out dedi. Tamam dedik. Biz de çıkış yolu neresi dedik. Oradan çıktık. Yani bu şekilde... Sürekli inanılmaz organizeler yalnız. Yani bir ıslıkla 5 tane motosikletle etrafınızda toplanabiliyor aynı anda. Ama motosikletler konusunda sen çok vurgu yaptın onu söyleyeyim. Bütün yayınlarda motosikletler konusunda senin vurguların binlerce binlerce motosikletli var. Çünkü yani İsrail Lübnan'ın güneyinde de vurdu. Dahiye'de de vurdu. Motosikletler hedef alınıyor evet. Ama biz yani bir 10 gün önceki Beyrut'la şimdiki Beyrut arasında inanılmaz bir fark var Melih Altunok. Hmm. Yani bunu biz gözlemleyebiliyoruz. Her taraf insan seli, her taraf araç seli, her taraf motosiklet seli. Yani yüzlerce, binlerce motosiklet var. Yolda ilerleyemiyorsunuz yani o şehir meydanında. Kemal Olçar'ın bir sorusu var. Ata. Resmi rakamlarına göre herhalde sizler de orada şahitsinizdir. Yaklaşık 1 milyon kadar Lübnanlı yerinden edilmiş gibi gözüküyor şu anda. Ve toplandıkları noktalarda herhalde Beyrut kent merkezi ve civarı. Bunlar genellikle BK, Dahiye ya da Baalbek'ten gelen gruplar. Şimdi bunlara doğrudan hükümet yardım edemiyor. Yani bir Kızıl Haç ya da Kızılay tarzı bir yardım kuruluşu yok. Gördük varsa da çok zayıf. Bunun dışında diğer ülkelerden gelen ya da sivil toplum örgütlerinden gelen yardım kuruluşları dikkatiniz çekti mi? Barınma, yiyecek, sağlık, gıda vesaire gibi hususlarda ilk etapta acil anlamda hiçbir şekilde dikkatimizi çekmedi hocam. Bugün Lübnan Dışişleri Bakanlığı o rakamı da güncelledi. 1 milyon 200 diye bir açıklama yapıldı. Yani ülkenin artık 5'te biri kendi topraklarında Lübnan'da mülteci konumunda yer değiştirmiş durumda. Ama Lübnan hükümetinden hiçbir şekilde destek yok, onu söyleyelim. Bir geçtiğimiz günlerde o Şehitler Meydanı'ndaki mültecilere bir su dağıttılar sadece. Onun haricinde sadece oradaki insanların başında 2 tane asker var hocam. Yani günlerdir biz oradayız, meydandayız. Sadece 2 tane asker orada güvenliği sağlamaya çalışıyor. Onun haricinde böyle gönüllü kuruluşlar veya gönüllü kişileri görüyoruz. Ama o görüntüler de içimizi parçalıyor. Mesela yine bugün gündüz saatlerinde o sünger yataklardan getirdiler. Bir aracın, bir minibüsün içinde ve üzerinde vardı. Tahminim 20 civarında bir yataktı. Yani arabanın etrafını öyle bir çevirdiler ki anlatamam. Yani bizim içimiz burkuldu. Gerçekten vicdani olarak ben rahatsızlık duydum. Evet. Yani bir kişi sadece bireysel olarak oraya bir yatak getirmişti. Yine başka birisi bir kadındı arabanın içerisinde. Çocuk bezi getirdiğini gördük mesela. Evet. Bir anda o arabanın etrafı yine sarıldı hemen. Herkes birbirini parçalıyor yani. İç acıtıcı görüntüler yaşanıyor. Az önce dedim ya yani Lübnan Devleti'nin, Lübnan Hükümeti'nin kendine hayır yok ki oradaki mültecilere hayır olsun. Ata peki bu akşam bir saldırı bekleniyor. Bir misilleme İsrail tarafından İran'ı mı vuracak? İsrail bilemiyoruz. Yoksa Hizbullah yani Lübnan'a yönelik bir saldırı mı gerçekleştirecek? Bir saldırı beklentisi var mı? Bir de az önceki soruyu bir de şöyle sorayım sana. İran'ın İsrail'i vurması orada atmosferi nasıl değiştirdi? Dün işte seviş gösterileri yapıldı sadece. Onun haricinde değişen bir atmosfer yok. Yani Hizbullah kanadından da olumlu açıklamalar geldi. Ama Hizbullah bundan önceki süreçte de hatırlayalım. Hasan Nasrallah sağken, hayattayken
Bu arada şunu da söylemek istiyorum Melih Altınok. Yani Hasan Nasrallah demişken onun cenazesinin ne olduğu da bir muamma. Burada o da ayrı bir tartışma konusu. Yani bir cenaze töreni düzenlenmedi. Evet. Sadece cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığının bir 10 saniyelik görüntüsü yer aldı sosyal medyada. Ama onun haricinde bir cenaze bir töreni... Bu bir Şii geleneği falan mı? Duymadık. Acaba çok mu hani işte savaştayız, düşmana Hayır. moral vermeyelim diye böyle bir gelenekleri falan olabilir belki adamların. Ama yani Fuat Şükür'de cenaze töreni düzenledik. Doğru, yani söylüyorsun. Şimdi Doğru. biz de oradaydık. İntikam yeminleri edildi. Binlerce kişi geldi yani asker geldi. Ne bileyim Hizbullah'ın savaşçıları oradaydı. Aileler oradaydı. Dolayısıyla Fuat Şükür için düzenlenmişti. İki numara diyorduk. Evet. Oldukça böyle gösterişli bir cenaze töreniydi. Yani intikam yeminlerinin edildiği. Marşların söylendiği, duaların edildiği çok geniş kapsamlı bir cenaze töreniydi. Biraz da sokağa göstersene hata. Yani Hizbullah savaşçılarının omuzlarına getirildi. Doğru söylüyorsun. Sokağa biraz da sokak çünkü Tel Aviv bomboştu. İslim Tel Aviv'i gösterdi. Tel Aviv'de pandemi gibi incin top oynuyor. Tamam. Şimdi Niyaz'dan rica edeyim. Tripodun üzerinden kameramızı alalım. Onu da gösterelim size. Yani dediğim gibi Hasan Nasrallah'ın cenazesiyle alakalı burada da bir soru işareti var. Herhalde anladığımız kadarıyla o cenaze töreninin eğer yapılacağı söylendi belki ama İsrail tehdit mi etti? Çünkü herkes katılmak isteyecektir nihayetinde o cenaze törenine. Bakın sünger yatakları görüyor musunuz Melih Altınok? Her bir tarafta bu şekilde böyle araçlar var. En değerli şey o şimdi. Az önce sokakta anlattım. Yatıyor. İnsanlar en değerlisi sünger yataklar. Kesinlikle en Tabii. değerli şey o. En değerli şey o ama yani birkaç gündür gece saatlerinde fırtına var. Yağmur da yağıyor. Dolayısıyla insanlar ne yazık ki zor durumda. Bakın motorları görüyor musunuz? Her bir taraftan oradan buradan her yerden çıkıyor. Yani bazen de böyle üzerimize sürüyorlar yani bu motorları. İnanılmaz bir insan seli var şu anda. Bakın her bir tarafta motorlar görüyorsunuz. Bunlar göç eden insanlar mı yoksa gece çıkmışlar yani, bir yere mi gidiyorlar akşam? Yok bunlar... Niyazi bizde çarpılmayalım. Aman. Evet yani göç etmiş insanlar. Bunlar Dahiye'den gelenler Melih Altınok. Yani biz bu görüntülere Dahiye'den aşinayız aslında. Bu motosikletlerin görüntülerine Dahiye'den. Tamam Beyrut'ta yani normal zamanlarda motosikletli var ama... Çok fazla değil böyle aman yani tek tük görüyorduk sağda solda ama şu anda artık inanılmaz bir motosiklet trafiği var bulunduğumuz bölgede. Bunlar Dahiye'den gelenler dedim ya oranın %80'i %90'ı boşaltılmış durumda. Dolayısıyla muhtemeldir ki yani burada eşleri vardır, dostları vardır, akrabaları vardır. Onların yanına gelmişlerdir veya gece saatlerinde burada geçiriyor. Gece el ayak çekilince belki evine gidiyor Dahiye'de. Ama şu an itibariyle Beyrut kent merkezinde bu sirkülasyon inanılmaz yoğun. Bakın bir motosikletin üzerinde 3 kişi vardı o da geçti. Ardı arkası kesilmiyor yani bu trafiğin. Evet anladığımız kadarıyla da İsrail ama bu akşam bize saldırı yapar diye pek bir panik hali Melih falan bir şey Melih yok. Melih Bey şöyle bir haber var. Katar'da ve Basra Körfezi üzerinde ABD tanker ve istihbarat uçakları hareketlendi şeklinde. Ha, şu an itibariyle. Bir daha söyler misiniz Arif Fuat Hocam? Katar ve Basra Körfezi üzerinde ABD tanker ve istihbarat uçakları hareketlendi. Bunu nasıl okuyabiliriz? Yani burada İsrail'in uçaklarla bir saldırısı, taarruzu söz konusu olabilir. Eğer havada da ikmal yapılma durumu söz konusu, çok uzun mesafelerde ya da uzun sürecekse, çünkü tanker uçakları diyor, istihbarat uçakları hedefleri belirler. Tanker uçakları demek da İsrail uçaklarına ikmal yapar, benzin ikmali yapar. F-35 olmayacak gibi çünkü F-35'ler ikmale gerek duymadan o harekatı yapabilecek. F-35 olmayacak gibi gözüküyor. F-16'larla zannedersem olacak. Risk etmeyebilirler belki. Evet ama yani, F-22 ile var hocam biliyorsunuz Ürdün'de 12 tane. Onlar da kullanılabilir bu ya arada. Ya da F-35'leri kalmadı. İran'ın söylediği doğru. Ama Amerika'nın üstlerinden hocam. Yani 20 tanesi vurulduysa Basra'da. F-35 kaldırmak istemiyor olabilir. İsrail değil. Belli. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-35 filosu ya da F-16 filosu yapar o işi. O da Basra'dan kalkan uçaklarla yaparlar. Biz de vuracağız dediler çünkü adamlar. Onlar yapar. İsrail çıkmaz. Ama İsrail şimdi tanker uçaklar ABD dolaşıyor. ABD tanker uçakları kalkmış. Yani tanker ABD tanker uçakları ABD F-35 filosu. Basra'dan kalkan uçağı neden ikmal yapsın ki havada?
Zaten oradan kalkıyor. Tepesinde niye beklesin ki tank yapıcı? Uçmaya bir kalkıyor. Hazır bekler hocam. Belki havada ikmal ihtiyacı olur. Karşılık İran verir. Bence yani ABD buna girmez var. Bombalamaya da destek verir. İsrail uçaklarına yaptırır. ABD çünkü kendi uçağını kullandığı andan itibaren bir fiil savaşa girmiş. Savaşa anladım. Girmiş oldu. Kendi gemisini onu istemez kullandı hocam. Kendi gemisinden kullandı. Attı biliyorsunuz. Savunma için kullandı savunma hocam. Savunma için. Fark etmez bunlar da savunmaya dayarlar hocam. Onları yani bir şekilde İran'ın vermiş olduğu karşılığa bir savunma mantığı oturtturup gidip orada misilleme yapabilirler. Hayır, Amerika'nın zaten açıklaması yok mu hocam? İran'a biz de karşılık biz de vuracağız diye. Evet. Evet. Yani... Ve takviye edeceğiz dedi biliyorsunuz bir gemiyle ve birlikte Biden. Bir gemi bir birlik dediği şu, gemi uçak gemisi. Üzerinde uçaklar var. Bir şimdi birlik dediği özel kuvvetler. Taarruzla savunmayı ikisini belki kendileri yapıp yapmama, destek verip vermeme konusunda bu iki kavram üzerinden ayrıştırma çabası içerisinde olabilir. Yani savunulduğu zaman İsrail biz destek veriyoruz. İstihbarat desteği, lojistik destek veriyoruz ama taarruz etmiyoruz. Şimdi taarruz bir fiil savaşa girmek demektir. Öbüründe arkadan, arka plandan bu gibi destekleri veriyoruz gibi kendilerini savaştan uzak tutma çabası bunun kesin olur. Olarak gösterdiği şey ama bir hareketlilik yaşanacak var. Önümüzdeki saatlerde. Ata, bu arada Lübnan hükümeti nasıl karşılıyor bu gelişmeleri, oradan yapılan açıklamalar? Yani Lübnan hükümeti bu arada bir kişi yanımıza durdu canlı yayında Melih Altun. Ya bir selam söyle. Dedi, ben tanımıyorum. Canlı yayındayız şu anda. Mersin sanatlar. Sorsana Ata, bu buradan gece selam biz... da gönderiyorlar. Çok biraz selam. Bizde... Türkçe konuşuyorlar mı? Durum nasıl, iyi insanlar. Türkçe konuşuyorlar. Canlı yayındayız şu anda A Haber'de. Evet, Türkçe konuşuyorlar. Soralım. Tamam. İran'ın saldırılarını nasıl bulmuşlar? Ata. Sağ ol. Hatta büyük verir onu, Samet izleriz. Tanıyalım sizi. Mehmet Güneş ben. Efendim? Mehmet Güneş. Şöyle gelelim. Şimdi soru soruyorlar. Melih Altınok programda şu anda. Evet. Memleket neresi? Mardin. Melih Altınok Mardinli. Hep Mardinlileri görüyoruz. Beyrut'ta. Hemşerilerimiz var. Evet, yani burada herhalde Mardin'den başka yok değil mi? Yok. Aslında ben burada doğdum. Askerlikle gittim. 2006 yaptım. Türkçe öğrendim konuşmaya. Aile taşındı Mersin'de. Burada... Aile Mersin'de. Evet. Durum böyle. Savaş. Sorunuzu alalım Melih Altınok. Burada yaşayan bir Mardinli. Evet. İran'ın saldırılarını nasıl bulmuşlar? Bu İran'ın, İsrail'in nereye kadar ilerleyeceğini düşünüyorlar? Örneğin Türkiye hedef mi? Nasıl görüyorlar orada yaşayan birisi olarak İsrail'in saldırganlığını? İran'ın saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün İsrail'e yönelik bir füzeli saldırı düzenlendi. Ve İsrail nereye kadar gider Hizbullah'la mücadelede? Öyle bir şey fazla ilgim yok ama yani defans gibi bir şey yapıyorlar. Ama... Hizbullah mı defans yapıyor? Evet. Ama bakacağız. Öbürki karşına ne yapacaklar bilmiyorum. Korkuyorlar Hizbullah'ın mı? Ne yapacağını? Hatta korku var mı? Hayatları yani nasıl devam ediyor? Ama nasıl edilecekler? Korku var mı sizde? Hayat nasıl devam ediyor burada? Hayat nasıl gidiyor? Dün geldim Mersin'de. Gittim bir hafta. Yeni geldin. İzin aldım, geldim, döndüm. Ama savaş başladı burada şimdi. Bir şey yok, biz Türk'üm. Korkmayalım. Bir şey yok. Türk'üm. Çalışıyor musunuz burada? Evet, mecburuz yani. Nerede çalışıyorsunuz? Burada, Hamra'da. Hamra'dasınız. Herkes, evet. Hamra'da aslında turizmin merkeziydi ama şimdi nasıl orada Hamra? Karışık oldu. Çok dükkan kapandı değil mi orada? Çok açıldı şimdi. Çünkü mesela Beyrut'ta 1 milyon nüfusu, şimdi 4 milyon geldiler. Birbirine yapıştırmış yani çok... Değil mi işte Melih Altınok, benim az önceki anlattığım konu yani böyle iç içe girdi artık. Yani Beyrut kabına sığmıyor değil mi? Geçen hafta ben gittim, boş, bomboş Beyrut'ta. Bu hafta geldim, millet üstü yani her otelde dolu. Her şey dolu, millet bakkal satıyor, çok fazla satıyorlar. Ha. Millet durum zor. Zor durumu. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Selamlar. Mersin'e selamlar dedi. Biz iyidir. Sağ olun. Türkler korkmuyor canım tabii ki yani. Durum bu. İsrail bunu izlesin Ata. İsrail bunu izlesin. Bombalayacağı noktalarda insanlar diyor ki yaşıyoruz diyor. Hatta buraya geldik, Mersin'den geldik diyor. Kimsenin kaçtığı maçtığı yok bir yerden. İsrail de bunu izlesin. Evet, yani bir haftadır izindeydim, yeni geldim dedi yani, duydunuz. Yani savaş olmasına rağmen
yine gelmiş buraya. Yani dedim ya, hep Mardinliler yaşıyor burada. Artık buranın da yerleşik düzenine geçmişler. Her biri 20 yıldır, 30 yıldır burada yaşıyor. Hatta dün de iki türkü almıştık yine. Sizin programdaydı yanınızda. Evet, evet, bizde de aldın. Mardinlilerdi yine. Onlar da yani... Değil mi? Onlar da Mardinliydi. Evet. Hatta demişlerdi yani, biz de Hizbullah'la birlikte İsrail'e karşı savaşırız demişlerdi yani o iki Türk. Ata, çok teşekkür ederiz. Var mı Ata'ya sorunuz? Gaffar soracak galiba. Yok, tamam. Öyle mi? Yani Ata, çok teşekkür ederiz. Yine bağlanalım. Evet. Biraz sonra reklama gidiyoruz değil mi Samet? Geldi mi reklam vakti? Öyle tabii, mi? Devam edelim mi? Tabii. Şunu ekleyelim. Şimdi Beyrut'ta Mardinliler çok. Şöyle Mardinliler de var. Yani 100 yıldır Beyrut'ta yaşayan, tabii, tabii, ailenin tabii. bir bölümü Mardin'de olanlar var. Golan Tepeleri aşağı yukarı tamamen Navekiye Türkmenlerine ait Türkmen bölgesi. Beka Vadisi'nde de çok sayıda Türkmen yaşıyor. Ve hala Türkçe konuşuyorlar onlar. Yani bunu şunun için söylüyorum. Çok enteresan bir tesadüf oldu. İşte görüyorsunuz. Yani Lübnan, Türkiye dediğin şey, Filistin, Türkiye dediğin şey o kadar uzak değil. Hiç değil. Yani hem coğrafi olarak çok yakın, hem kültürel olarak çok yakın ve iç içe. Biz hep batıya baktığımız için doğuda hiç akrabamız yok zannediyoruz. Oysa akrabalık ilişkilerimizin büyük bölümü bizim doğuda kalmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün dedi. Birkaç yüz kilometre ötede ya. Aynen gidiyorsun öyle. İşte Yayla Dağı'ndan gidiyorsun. Melih Bey, oraya dediğin gibi. Orada Mersin'den izlendi İran'ın füzeleri. Evet. Mersin'den kayda alındı. Kıbrıs'tan kayda alındı, görüldü. Yani fiziksel yakınlık zaten tartışılmaz. Bir de böyle hani kültürel yakınlık ya, Gaffar, aynı soydan bizde geliyor. Bizde çok sayıda İngiliz kraliyet ailesine mensup insan yaşadığı için ha, doğru, onlar evet. daha çok batı tarafını beğeniyorlar biliyorsun. Evet, evet. Ama işte söylediğin zaman ya biz bunlarla 100 yıl önce aynı ülkenin vatandaşıyız dediğinde o İngiliz refleksiyle ya Allah aşkına o Zafer, o sevgili ne Zafer, var diyor, o zaman sevgili Zafer, bak televizyonda alakam vardı. Onlar diyor bizi arkamızdan vurdular Birinci Dünya Savaşı'nda diyor. Heh. Olayı bitiriyor bak. Sevgili Zafer, bak televizyonda, Gaffar, ha, buyur sen koskoca söyle. Koskoca bir tarihi, 500 yıllık bir maziyi, vatandaşlık bağını, kültürel bağları, tarihi bağları, Araplar bizi Birinci Dünya Savaşı'nda arkamızdan vurdu cümlesiyle harmanlayıp atıyor. Ve diyor ki, muasır medeniyet batıdır. İşte sevgili Zafer, asıl kalbim bu... benim oraya için atıyor. Adam tabii. maalesef Tel Aviv bombalanıyor diyor ya. Bak bu bir iç sesin güzel. Dışa vurumudur. Napsız, güzel. Doğru söylüyorsun. Tabii güzel, bak bu iç sesin dışa vurumudur. Bak 500 yıl değil o. 1000 yıldan fazla. Bak Golan var ya, Golan Tepeleri Harzemşahlar zamanında geliyor Navekiye Türkmenleri. Biz tarihte atsız diyoruz. Atsız dediğimiz hükümler 1069-1070 daha Türkler Anadolu'ya gelmeden oralara yerleşmişler. Beka Vadisi'ndeki Türkmen teyze evet. diyor ki, Türkmen abla, ya diyor 1918'de gittiler diyor. Ne onlar gelebildi ne biz gidebildik evet. böyle oldu bu işler. Reklama gidelim çok açık Zafer? Bu yani. Gaffar, ben Şam'a gittim, herkes Türkçe konuşuyor. Evet, abi çok açık. Orhan Veli'nin şiiriyle kapatalım. Ne Celal Bayar'ın ahır uşağı kadar aristokrat ne İngiliz kralı kadar mütevazi diyor. Türkiye'de çok fazla sayıda kraliyet ailesi mensubu olduğunu evet, söylüyor evet. Zafer. Ya Orhan o Bey, maalesef Tel Aviv ve maalesef füze düşüyor diyen meslektaşımız, o adam aynaya bakıyor mu? Windsor'larla senin aranda ne alaka var? Evet, dönüşte ya. Onları da konuşalım. Bir reklam arası. Evet, iki soruya cevap arıyoruz. İsrail'in saldırganlığı ve yayılmacılığı nereye kadar devam edecek? Bunun nihai hedefinde Türkiye mi var? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclisin açılış konuşmasında bu konuya değindi. Bence çok kararlı da mesaj verdi. Burası çok uzak bir coğrafya değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul'la Beyrut arası görüyorsunuz kuş uçuşu mesafeler. Ankara ile Aydın 500 kilometre örneğin. Türkiye'nin iki ili arasındaki mesafe kadar bir mesafeden bahsediyoruz. Muhabirlerimiz Beyrut'ta sokakta kime mikrofon uzattılar? Türkçe konuşuyorlar. Bu coğrafya çok uzak bir coğrafya değil bize. Bir de şu soru soruluyor bu konuşulduğunda. Bu konuya iyi niyetle yaklaşan insanlar da var. Yani herkes Fatih Portakal gibi ne yazık ki Tel Aviv vuruldu falan demiyor. İnsanlar bir de somut verilere bakarak bu senaryonun ne kadar gerçek olduğunu tartışıyorlar. O da şu.
İsrail birkaç milyonluk bir ülke, bu kadar bir coğrafyada nasıl işgal hareketi yürütecek? Gelse bile tutunabilecek mi? Türkiye gibi büyük bir devlete yönelik bir taarruza kalkışabilir mi? Ama biz de biliyoruz ki Türkiye'nin kuzeyinde bir PKK örgütlenmesi var. Bunlar kiralık katil çetesi gibi. Geçtiğimiz günlerde Kremlin sözcüsü Peskov açıkça söylüyor. ABD'nin bölgeden çekilme olasılığı belirince bunlar bizimle de geldiler, görüştüler. Yüz bulamadılar. Kendilerine yeni bir patron arıyorlar. İsrail'in bu yeni patronları olması da çok kuvvetli, muhtemel. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bir dinleyelim. Dün mecliste yaptığı konuşmayı. Özgür Özel'in tavrı da önemliydi, grubuna verdiği talimat. Dinleyelim. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. Bakınız, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırı karayoluyla 170 kilometredir. Ve Türkiye Lübnan'a arabayla sadece 2,5 saat uzaklıktadır. Antakya ile Gazze arası Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Vatanımız için, milletimiz için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa, bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı meclise girdiğinde CHP grubu da ilk defa ayağa kalktı. Bugüne kadar kalkmıyorlardı. İç cephe değil mi? İç cephe söylemi. Bence şöyle bir ihtimal var. Özgür Özel de Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının içeriğinin ne olacağı konusunda Zafer aşağı yukarı bilgi sahibiydi. Yani iç mesele değil, Türkiye'nin doğrudan güvenliğini ilgilendiren bir mesele gibi konuşuldu. Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşması da konular dahilinde. Bunu da konuşacağız ama önce Cumhurbaşkanı'nın şu bahsettiği coğrafi yakınlık Kemal Hocam. Şu mesafeler şu anlama geliyor. Bir, projeksiyon yetenekleri artık ülkelerin çok arttı. Şu demek, kuvvetleri yansıtabiliyorsunuz çok kısa süre içerisinde. Yani neredeyse 24 saat içerisinde bir 30 bin kişilik ordu grubunu bir A noktasından B noktasına aktarmak çok kolay. İki, artık süpersonik füzeler var. Biliyorsunuz Tahran'dan Tel Aviv'e yaklaşık 7 dakikada gidiyor balistik füzeler. Yani mesafe yaklaşık kısa mesafe 1000, orta mesafe 1000-3500, uzun mesafe 3500-5000, kıtalar arası 5500 metre. Yani artık füzeler de çok yakınlaştı ve uzak mesafeleri çok kısa süre içerisinde kat ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teknik olarak bu mesafeleri ortaya koyarken kastettiği şeyler, artık ülkeler savaşa 2,5 saatte giriyor. Bu kadar hızlı. Tabii 2,5 saatte artık bir ülke savaşın içinde demektir. Eskiden seferberlik gelecek, bir tabii, ayda tabii, toplanacaksın. İlan edeceksiniz evet. Falan filan. Ordular yığınaklanacak karşılıklı olarak. Cepheler oluşacak filan falan. Artık bitti. Cephe diye bir şey yok. Her yer önemli. Cephe. Cephe yok değil mi artık cephe hocam? Cephe bitti. Ve kirli bir savaş senaryosu var şu anda. Onun için bu kadar yakın mesafeler, coğrafi olarak yakın mesafeler Türkiye'nin yakın vadede çok şiddetli bir şekilde bir savaşa girebilme ihtimalini ortaya koyuyor. Nerede savaş var? Hemen dibimizde bakın. 170 kilometre. Evet, Hatay'dan itibaren hesaplarsanız Beyrut 170 kilometre. Bu ne demektir biliyor musunuz? Taktik bir füze birkaç dakikada Hatay Yayladağ topraklarını etki altına alabilir demektir. Bir balistik füze nereden atıldığını farz edin, Tel Aviv'den atıldığını farz edersek eğer, İstanbul'u, Ankara'yı 5 ila 10 dakika arası ulaşabilir sürede demektir. Tank ilerleme hızı artık arttı. 50 kilometre saatte hızla giden tanklar var. Çekicilerle daha da hızlı gider 100 kilometre. Mekanize araçların hızları 70 kilometreye kadar çıktı. 70 kilometre saatte hızla giden bir mekanize tabur, işte Beyrut'u ele geçirmişse eğer şey, İsrail oradan 170, 3 ile çarpıp 3 saatte
büyük bir ana muharebe grubu Hatay Yayla Dağı'ndan Türkiye'ye giriş yapabilir. Dolayısıyla balistik füzeler, mekanize araçlar ve hava araçları. Hava araçları Beyrut'tan İstanbul'a 4 dakikada gider. Hı hı. Yani jet uçakları. Bu ne demektir? Saatleri bırakın, dakikalar içerisinde Türkiye toprakları, eğer çok güçlü bir hava savunması olmasa, hava kuvvetleri olmasa, deniz ve kara gücü olmasa, bu etki Türk topraklarında gözükmesi içten bile değil. Hı hı. Riski ortaya koyuyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Tehdit değil ama risk var. Riski ortaya koyuyor. Evet. Şimdi demek ki bu kadar yakın bir tehdit var. İkincisi, onu Sayın Hocam açıklayacaklardır. Bakın, İsrail terör örgütü güneyden, PKK terör örgütü kuzeyden. İki tane yapı birleştiği andan itibaren Suriye toprakları kuşatılmış olacak ve hemen komşumuz bizim PKK üzerinden İsrail'le olacaktır. Bana göre ABD subayları şu anda PKK'nın içerisinde ya, hı hı, eğitiyorlar ya, donatıyorlar, para desteği, şu bu her şeyi veriyorlar ya. Bir taraftan onların içerisinde ben eski ve yeni muazzaf İsrailli subayların ve askerlerin olduğunu da tahmin ediyorum. Yani PKK'yı çünkü yöneten, tabii, sevk idare edenler tabii, arasında tabii, İsrailliler de var. Yunan Irak'ta Mossad ajanları öldürülür ya, bir eve füze atılmıştı. Kuzey Irak'ta ölenler içerisinde Mossad ajanları. Bravo. Eskiden Bekaa Vadisi'ndeki PKK'ları eğiten Yunanlı subaylar da vardı. Bakın, Yunanlı subaylar, bunlar muazzaf subay. Emekli falan değil, emekliler de. İsrailliler, Amerikalılar, İngilizler, belki Fransızlar koalisyon gücü altında hala daha şeydeler, Suriye'deler. Suriye'dedir. Şimdi bu yapıyla mücadele ediyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onun için az önce söyledik ya, İran'ın yapmış olduğu bu son etkili etki bir şekilde elbette ki İsrail'i etkiledi psikolojik olarak, fakat durduramadı. Durduramadı. Durduramadığı için de Kuzey Vektörü önce Beyrut, çok büyük ihtimalle Beyrut'ta bir masa kurmaya çalışacaklar. İsrail ulaşırsa eğer oraya. Hı hı. O masada neler dönecek bilmiyoruz. Arkasından Laskiye, Tartus, Ruslar sessiz şu anda. Bir şey yapamıyorlar. Eğer kapıları açarlarsa, açmasalar bile etrafından dolaşarak doğrudan PKK'istanla birleşme harekatı gerçekleşir. Evet, Ali Fuat Hocam'a soracağım ama Ali Fuat Hocam, şimdi bunları konuştuğumuzda bunlar spekülasyon yapılıyor, bir takım komplo teorileri diye değerlendiriliyor. Kısacık bir videomuz var. Bir tanesi o PKK'nın elebaşlarından birisi Duran Kalkan'ın açıklaması, bu konuya nasıl yaklaşıyorlar. Bir tanesi de İsrail eski neydi arkadaşlar, bakanlarından biriydi galiba. Evet, yine çok üst düzey yöneticilerinden birisi. İkisinin konuşmalarını bir dinleyelim. Sıfatını hatırlayayım bu arada İsrail'in ben de. Önce de birkaç defa ifade ettim. Kimse fazla dikkate almadı. Tabii ki dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak yani. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir. Türkiye yani Birinci Dünya Savaşı'nın da İkinci Dünya Savaşı'nın sonucuna göre oluşmuş bir devlet değildir. Yeni bir Orta Doğu şekillendirilmek isteniliyor. Türkiye bunun dışındadır. Dolayısıyla bu Türkiye değiştirilecek yani. İçinde yer aldığı sisteme en karşıt konumda olan, sistemle en çok çelişen 3. Dünya Savaşı'nın bir tarafı olan Türkiye'dir yani. Şimdi AKP, MHP, faşizmi Türkiye'yi böyle bir felaketin içine soktu. Sıra Kıbrıs'a gelecek, Türkiye sınırına gelecek ve savaş Türkiye'de yoğunlaşacak. Bu felaketten kurtulmak istiyorlarsa bunun tek yolu var. Kürtlerin özgürlüğü, Kürt özgürlüğüne dayalı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Bu AKP, MHP, faşizminin, milliyetçiliğinin, dinciliğinin yıkılmasıdır yani. From my personal perspective, the PKK is not a terror organization. I very much like the idea of independent Kurdistan. Maybe it will have, you know, some, you know, headlines, but that's the way I look at that. So yes, I would like to see. I cannot portray the exact boundaries, and I cannot portray, you know, how you bring together, if you bring together Persian Kurds and Iranian Kurds and you know, Iraqi Kurds and then Syrian Kurds and Turkish Kurds, and maybe it won't materialize in our own era. I don't know. But basically, looking at Iran in the east,
looking at the instability at the region, a solid, stable, cohesive entity, Kurdish entity, in the midst of this quagmire, it's not a bad idea. Ali Fuat Hocam, bu konuşan adam da İsrail eski genelkurmay başkanı. Öyle alelade birisi değil. İlki duran kalkandı, işte PKK'nın teröristlerinden birisiydi. Bu ilişkiyi nasıl yorumlamalıyız? Açıkça söyleniyor. Evet, kesinlikle bizim daha önceden beri sürekli söylediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu yılın başında 12 Ocak'taydı sanırım, Dolmabahçe'deki güvenlik toplantısından sonra ilk kez ifade ettiği teröristanın kurulmasına izin vermeyeceğiz demişti. Teröristan kavramını kullandı. İşte teröristanın kurulma amacının ne olduğunu ikisi birlikte açıklıyor. Yani teröristan kurulacak. Kurulduktan sonra İsrail devletiyle komşu olacak Türkiye. Birleşecek ve Türkiye komşu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği tehdit de aslında bu. Hocam, nerede konuşuyor hocam? Washington Enstitüsü. Washington Orta Doğu Politikaları Enstitüsü. Evet. Yeri gelmişken şunu söyleyelim. Bu enstitünün burs verdiği, bu enstitünün yetiştirdiği Türk akademisyenler ve Türk gazeteciler var. İsim vermeyeceğim. Vermek istemediğim için vermeyeceğim. Yani gerçekten isimlerini anmak istemediğim için vermeyeceğim. Ama bu enstitünün yetiştirdiği akademisyenler ve gazeteciler var. Hala bu enstitüden burs alan, para alan gazeteciler var. Türk gazeteciler var. Foncu medya. Ama ben bunu söylemek istemiyorum. Bunu devletin ilgili birimleri baksın. Ben bakmayayım buna yani. Ben gazeteciyim. Bu kadarını söyleyeyim ben. Biraz önceki haritayı açalım. Hemen geliyor. Hangisi hocam? O mesafeleri gösteren mi yoksa? Evet mesafeleri gösteriyor. Evet Samet, sana zahmet. Bir oradan, önceki harita sana zahmet. Evet. Şimdi buradan müsaadenizle ben açıklayayım. Buyurun bu hocam. Şimdi 7 Ekim'de Gazze'de bir İsrail'in işte burada soykırımı başladı. 10 kilometreye 40 kilometrelik bir alan. Bu alanda İsrail kara kuvvetleri ne siyasi amacına ulaştı, hedefine. Her savaşın bir siyasi hedefi olur, bir de askeri hedefi olur. Ne de askeri hedefine ulaşabildi kara kuvvetler arasında. Tamam. Yaktı, yıktı, soykırım yaptı ama askeri açıdan siz bir yılda 10 kilometreye 40 kilometrelik bir alanda egemenliğinizi sağlayamadınız. Rehineleri kurtaramıyorsunuz, orayı kontrol altına alamıyorsunuz. İşte peki buranın bir başka özelliği nedir? Dümdüz arazi, çöl arazi, sınırlı birlik harekatına uygun. Çok rahat bir şekilde orada askeri operasyon yapabilirsiniz. Hı hı. İsrail Kara Kuvvetleri böyle bir bölgede ve her tarafını kendisinin tecrit ettiği bir bölgede bu başarılı olamadılar. Peki geldik kuzeye. Lübnan sınırında Hizbullah'a karşı sınırlı bir kara harekatı diyor. Neden? İşte buradaki coğrafya farklı güneye göre. Buradaki coğrafya arazi arızası bakımından güneye göre çok farklı. Ağaçlı var, tepeler dağlık var, ormanlık var ve burada yerleşimleri daha kesif, daha sık yerleşim alanları. Dolayısıyla İsrail burada sınırlı bir harekat yapma kararı aldı. Beyrut'a kadar gitmez diye tahmin ediyorum. Çünkü Beyrut'a gitmesine izin vermezler. Bu bölgede, Levant dediğimiz şu bölgede Fransa'nın tarihi, tarihsel süreçte nüfuzu hala devam ediyor. Hocam çok özür dilerim. Açıkladılar ya Dahiye kentine gideceğiz diye. Evet. O Beyrut'un hemen işte, güneyi. İşte o yüzden o sufle ettiler, onları söylediler. Beka dediler sonra. Evet. Bir de Belkast herhalde bir yer var. O Fransa bölge. Dışişleri Bakanı 2 gün önce Beyrut'a geldi. Macron geçen hafta 2 gün arayla 2 kere açıklama yaptı. Lübnan'a destek verdi. Dolayısıyla şimdi burada bir harekat yaptı. Oradan Suriye'ye geleceğim. Fransa mı izin vermeyecek diyorsunuz, evet, daha da yukarı çıkmasına? Tabii. Beyrut'un eski haline dönmesine, yakılıp yıkılmasına, istikrarsız hale gelmesine izin vermez. Çünkü Hristiyan nüfus da var. Yani buranın demografik yapısı çok değişik Beyrut'un o bölgenin. Dolayısıyla şimdi burada sınırlı bir harekat. Peki. İsrail, Hizbullah'a karşı yaptığı sınır harekatı ne kadar başarılı olacak? Şu anda 2 gündür çatışıyorlar. Pek bir şey, ses çıkmıyor. Peki, başarısız olursa ne olur? Onu bir konuştuğumuzda. Ben her zaman şunu söylüyorum. İsrail, Amerika'nın bölgede kurmak istediği yeni düzenin vekil ülkesidir. Bir diğer grup var, vekil terör örgütü PKK'dır, bizim hemen güneyimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği tehdit, o tehdit konuşması, hı hı, mesafe olarak Sayın Hocam çok güzel söyledi ama esas olan o teröristan açıklamasından sonra burada ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK unsurlarını Hizbullah'ın geri bölgeden lojistik destek almasını engellemek için sahaya sürme
bölgeye sevk etme ihtimali oldukça yüksek. Yani İsrail PKK'yı Hizbullah engellemek için bir araç olarak kullanacak. Bu ilk defa bu tezi duyuyorum ben. Lojistik desteğini almasını engelleyecek. Gerekirse Hizbullah'a arkadan belki de saldıracak. Yani bunun için kullanılabilir. Ya da Golan Tepelerine yapılacak bir saldırıda, bundan sonraki hedef Golan Tepeleri, mutlaka sahaya PKK sürülecek. Nasıl ki Irak'ta bir ABD üssü vurulduktan sonra Fırat'ın doğusundaki o işte Haseke bölgesindeki 700 PKK'lı oraya sevk edildi koruması için o bölgeye. Yine burada PKK'lılar devreye sokulacak. Peki PKK'nın devreye sokulması ne anlama geliyor Melih Bey? Buradan İsrail, ABD ve PKK'nın güçlerine birleşerek bu bölgede bir politika geliştirmesi ne anlama geliyor ileriki anlamda ve galip çıkması durumunda? PKK'nın güçlenerek çıkması lazım. İşte Golan'ın açıklaması, Duran Kalkan'ın açıklaması, teröristan kavramının kullanılması, bunların hepsini örtüştürdüğünüzde Türkiye'li bir bu bölgede İsrail'e komşu olma ihtimali çok yüksek. PKK'nın da güçlenerek çıkmasıyla Türkiye'yi parçalama niyetlerini ortaya çıkarıyor. Ben biraz farklı bir senaryo düşünüyorum ama hocamın sözünü kesmeyeyim. Çok hocam beraberce konuşalım. Hocam, beraberce konuşalım. Bakın bu hocam çok doğru söylüyor. Geri bölge emniyetini sağlayacaklar ve birleşmeyi engelleyecekler ya da Hizbullah'ın takviyesini engelleyecekler ama şimdi aslında şu PKK'nın da elinde, olduğu bir harita versek Kemal hocam daha rahat. Yani bakın PKK, PYD, YPG'nin elinde Suriye bölgesinde coğrafi olarak şöyle işaretleyeyim hemen. Bakın neredeyse aradaki bizim dört harekatın bölgesini çıkartın. Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap, Haseke'nin kuzeyi şu bölge ve aşağı doğru inin şu bölgede Deirizor var. İşte Ömer tesisleri falan burada, petrol tesisleri. Yani vereyim hocam, çubuğu vereyim. Şöyle bir şey, şu arazi şu şekilde aşağı doğru. Samet, PKK'nın da olduğu PKK'nın haritamızı versene bölgesi. Daha güzel olur. Arada bizim şu bölgemiz var. İdlib'den başlayan tampon bölgemiz var. Daha doğrusu koridorumuz var, güvenli koridor. Şimdi PKK'ya ne verdi Amerika Birleşik Devletleri? Füzeler verdi, helikopterler verdi, Bradley tipi mekanize araçlar verdi, paramotorlar verdi sınır geçişi için kullanmak üzere. Demek ki... Bu daha net. Şimdi bakın bu bölgede, şu bölgede şöyle buraya kadar PKK. Şu bölgede zaten söyledim şu anda. Bu bölgeden PKK, PYD/YPG'nin elinde bulunan düzenli bir orduya ait olan, normalde olması gereken füze sistemleriyle ve uzaktan görmeyerek atış yapan havan, top gibi mühimmatlarla, silahlarla bizim sınır kentlerimiz Kilis, Antep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak'a kadar gider tahmin ediyorum bu. Bir şekilde ateş altına alınacak birinci sırada. İki, sızmalarla 90'lı yıllara tekrar dönüş, yani o yıllardaki terörün ne kadar etkin olduğunu hatırlayınız. O bölge o tarihlere dönecek şekilde etkinliği artacak belli bölgelerde sızarak içeriye. Eş zamanlı İsrail kuzeyden güneye, güneyden kuzeye doğru gelip belki Hama, Humus üzerinden ve Halep üzerinden PKK, PYD/YPG'ye dolaylı ve doğrudan destek verecektir. Şunu demiyorum, İsrail Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri doğrudan girmeyecek mesele ama PKK, PYD/YPG'ye destekleyecek unsurların geri bölgesinde takviye olarak kalacaklar. Aynı anda içeride karışıklıklar çıkacak. Belli bölgelerde Serhildan dedikleri halk ayaklanmasını başlatabilirler. Bu sadece Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsamıyor, Batı illerimizi de kapsıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi bölgelerde siyasal uzantısının da marifetiyle ve teşviğiyle bazı PKK örgüt mensupları iç ayaklanmayla beraber eş zamanlı bu bölgeden Doğu ve Güneydoğu illerimize taarruz edebilirler. Bunun için de bir mazeret bulmak kolay. İşte niye yapsınlar deniliyor mesela Kemal Hocam? Tamam, niye yapsınlar? Gaffar'a da soracağım niye bu soruyu. Niye yapmasınlar? Arzum o da diyor ki Gaffar'da niye yapmasınlar? Niye yapmasınlar? Hemen yani bugüne kadar yaptığını bir daha yapacak. Denendi bu. Zaten yapıyordu zaten bunu. Zaten yapıyor, aynısını yapacak yani. Hocam, onun için o soru tuhaf bir soru. Niye yapsınlar? Hep bu konuşuluyor ya Gaffar. Niye böyle bir işe kalk? Bir arkadaşım bugün benim yazımı atmış. O yüzden soruyorum. Gayet de makul bir adam, anlamaya çalışıyor. İsrail niye Türkiye'ye saldırsın? Niye böyle bir şey olsun? Tamam, soruyu şöyle soralım. İsrail niye Lübnan'a saldırsın? Yani Lübnan'da Hizbullah yokken, 1978 senesinde Lübnan'da Hizbullah yoktu. Niye İsrail saldırdı? Lübnan'ı işgal etti. Yani İsrail'in bir gerekçe ihtiyacı yok. İsrail'in kurulduğu tarih 1948. 48'den bugüne topraklarını tam 40 kat büyüttü. 40 kat büyütürken karşısında bir mantık mı vardı bunda, değil mi? Terörist dediği bir örgüt falan yok. Bir mantık yoktu. Dolayısıyla burada yani İsrail zaten işgalci ve yayılmacı bir güç. Bir, PKK'da zaten
terörist ve Türkiye'nin bölünmesini isteyen bir güç. Açık kendini söylüyor. Taşeron arıyor zaten. Hadi terörist demiyorsunuz PKK'ya, tamam mı? Hani demeyenler var. Evet. Hadi demiyorsunuz ama PKK açık açık diyor ben Türkiye'yi bölmek istiyorum diyor. Ve bir sahip arıyorum, destekçi arıyorum diyor. Amerika, evet, ikisi de zaten bak PKK'da ne olduğunu söylüyor. PKK'nın müktesebatı bugüne kadar icraatı da belli, yaptıkları da belli. İsrail'de ne olduğunu açık açık söylüyor ve yaptıkları belli. Yani biz niyet okumuyoruz ki zaten bunlar bu haldeyse eninde sonunda yani bu Çehov'un sahnedeki silah benzetmesi patlayacak gibidir. Silah. Sahnede silah var eninde sonunda patlar ya bu adamlar sana gelecekler. Yani bu haritaları böyle çizmezler de efendim aşağıdan çizer. Yukarıdan çizmez de yandan çizer. Kendisi gelmez de vekilini gönderir ama eninde sonunda bu hedefte Türkiye var. Yürüyecek. Saf olmak burada, lazım bunu. Burada Arzu Mevut da açıklamak pardon doğru. Yani jeopolitik olarak hakikaten vaat edilmiş topraklar projesi İsrail'in politik bir projesi. Ulaşılması gereken bir hedef. Hatta söylediler kimdi o? Eski başbakanlardan bir tanesi galiba İsrail'in. Son 50 yılda Arzu Mevut'la ilgili yakalanmış en önemli fırsat diyor. Natalie Bennett söyledi ya. Natalie Bennett bir de bak en ılımlıları bak. İçlerinden en ılımlı olanlardan biri eski başbakan. Natalie Bennett dedi ki şu anda muazzam bir fırsat var. Biz bu fırsatı değerlendirmeli ve vaat edilmiş topraklara vaat edilmiş toprak lafını adam kullanıyor. Liberali kullanıyor bunu ya. Ya. Yani öyle dincisi, aşırı milliyetçisi falan değil. Yani öyle bir ya şey hepsinin değil. Hepsinin kafa aynı. Bak Trump'ın damadı Kushner iki gün önce bir tweet paylaştı. Benzer bir şey söylüyor. Diyor ki ABD'nin diyor bu bölgede 20 yılda yapamadığını, İran'ın saldırısından önce söylüyor bunu, İsrail bir yılda yaptı diyor. Fırsat yani, diyor o da fırsat. İsrail diyor. Sürekli kuzeye doğru hamle yapıyor. Süreç başladı yani. E tabii ki bak şimdi şu var. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını Melih şöyle de yorumlayabiliriz. Antakya'dan Beyrut 2,5 saat. Hı hı. Ben 2,5 saatte oraya gelirim ayağını denk al şeklinde de yorumlamak lazım. Tersten de okunabilir. Evet yani onu illa İsrail geliyor gibi değil. Ben de oraya gelebilirim. Ben mesela bunu bilgiye dayanarak söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki o tarihi konuşmasıyla İran'ın vurması İsrail'in aynı güne denk gelmesi tesadüf değil. Tesadüf olmayabilir. O kadar kesin söylemeyeyim. Birleşmiş Milletler şimdi, konuşması da çok önemli evet, hocam. Evet o da öyle. O milattır bana göre. Hocam bak şunu söyleyeyim. Klasik manada ha bir de şunu söylüyorlar. Sen söyledin demin. Efendim 8 milyonluk İsrail 86 milyonluk Türkiye'ye niye saldırsın? Niye 90 milyonluk İran'a saldırıyor? 100 milyonluk Mısır'a geçmişte saldırdı. 150-200 milyonluk Arap dünyasına karşı saldırdı. Sana niye saldırmasın? Netanyahu'nun oğlunun sosyal medyadaki profilinin altında ne yazıyor biliyor musun? O nehir, o deniz birleşecek. O nehir neresi? Fırat. O deniz aşağı, Mısır. E şimdi bu kafada, bu böyle fanatik bir anlayışla yetişen dış politikasına, savunma politikalarına bu anlayışın hakim olduğu insanlardan ne bekliyorsun ki? Bu resmi sadece belgelere geçmiş bir plan değil mi? Ya yani tabii. İsrail Devleti'nin bak, belgelerinde Netanyahu'nun o Birleşmiş Milletler'de gösterdiği bir eline burası refah yolu, burası kutsanmış ülkeler, burası lanetlenmiş yerler dediği harita aslında planın özeti. Geçen yıl 2023 yılının 9-10 Eylül'ünde Hindistan'da toplanan G20 zirvesinde o projeyi açıkladılar. Hindistan'dan Doğu Akdeniz'den geçen ve bütün o ticaret yollarını, enerji yollarını, parayı yani gücü ellerine almak istediklerini belirttikleri proje ve hemen arkasından 7 Ekim'de Gazze olayı patladı. Duran Kalkan da ondan bahsediyor. O da aynı şeyi kalkan söylüyor. O, peki kardeşim şimdi bizde yani güzel bir tabir vardır. Göz var, izan var diye. Ya batıya giden en kestirme yol Türkiye'den geçiyor. Kalkınma yolu mesela bunun etaplarından bir tanesi. Bunu boşa çıkartıyorlar. Daha uzun bir yolla Avrupa'ya ulaşmaktan bahsediyorlar. Bu ne demek? Adam diyor ki bak burada olanlar diyor biz ve Arap dostlarımız diyor kazanacak diyor 2 milyar insan. Siyaha boyadığı, lanetli ilan ettiği yerler Irak, Suriye, İran. Türkiye'yi de koyacak da koyamıyor. Lübnan var, Yemen var. Ya, şimdi orada koyamıyor. Ya plan bu kadar açık. Yani bu bölgede olan bitenin özeti bu. Güce, paraya, enerjiye, ticarete hakim olmak için böyle kirli bir savaş yürütüyorlar. Şunu da söyleyeyim bırakayım. Ya İsrail elbette ki Türkiye'ye doğrudan saldıramaz. Ama nasıl saldırır biliyor musun? Bak sana bir liste bugün ben sosyal medyamda paylaştım. Evet, çok ABD bir İsrail gazetesi dünyanın 2024'teki en etkili 50 Siyonistini paylaşmış. Yahudisini diyorlar da. Hı hı. İlk sırada kim var? Kamala Harris'in kocası var.
O listede kim var? Medyadan, Facebook'un, işte Zuckerberg. WhatsApp'ın, Instagram'ın sahibi Zuckerberg var, değil mi? Bakıyorsun ABD Hazine Bakanı var. ABD Hazine Bakanı Yahudi. ABD Dışişleri Bakanı var. Yahudi. Meksika Devlet Başkanı var. Ukrayna Devlet Başkanı var. Bak, finans, ülke yönetimi, medya, ABD. 2020 yılında aynı liste yayınlandığında listenin birinci sırasında kim varmış? Trump'ın damadı. Bugün kim var? Kamala'nın kocası. Ya dolayısıyla İsrail sadece İsrail değil. İsrail bu bölgenin dizaynında küresel çetenin kullandığı bir koçbaşı. Ona vaat edilmiş toprakları vaat ediyorlar. Kendileri de İsrail'le beraber bu bölgenin milletlerini, bu bölgelerin ülkelerini mümkünse bölmek ve parçalamak, mümkün değilse de geçen yüzyılda olduğu gibi ellerindeki zenginliklerden, petrol ve doğalgazdan mahrum etmek istiyorlar. Şu soruya... İsrail'in sana nasıl saldıracağı konusu da şu. Bak, eski bir yazımı buldum şimdi. Adam biz orada hazır zafer işte duran kalkan tabii, saldırıyor tabii. Ona silah verecek. O da kadar. O da onların taşeronu oldu zaten. Bitti, bak tabii, oldu bitti. Adını koyalım. YPG, PKK bugün ikinci İsrail ordusudur ya. Bu kadar net. Bunu zaten kendileri söylüyorlar. Ne diyorlar? Koridor devlet diyor. Nereye gidecek o koridor devlet? Irak ve Suriye'nin kuzeyinden geçecek, Akdeniz'e açılacak. Senin stratejik önemin kalmayacak. Uğur Mumcu meselesine bak, burada dönmek lazım. Niye? Herkes şunu atlıyor. 90'lı yılları biz nasıl geçirdik değil mi? Mollalar İran'a. Ne oldu kardeşim? Uğur Mumcu'yu, Bahriye Uçoğu, birçok bizim tanınan, bilinen aydınımızı bize İran'ın öldürttüğünü söylediler. Halbuki Melih Bak, Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun eşi 2012 yılında bir kitap yazdı. İçimden Geçen Zaman diye. Burada anlattı. Uğur Mumcu'ya öldürülmeden önce öldürülmekten korkmuyor musunuz diye soran iki kişi var. Bir tanesi meşhur MİT'çi Hirem Abbas. Diğeri kim? Dönemin İsrail Büyükelçisi. Öldürülmekten korkmuyor musunuz diyor Uğur Mumcu'ya. Evet. Ve öldürülüyor daha sonra. Bak şunu da söyleyeyim, uzattığımın farkındayım. Yok, dinliyoruz. Zevkle şimdi dinliyoruz. Şimdi bak, yıl 1996. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan. Mecliste 3 tane Mossad ajanının Mumcu'yu öldürmek üzere Türkiye'ye sızdığı belirtilen bir MİT belgesinden bahsediyor. Dönemin Adalet Bakanı diyor ki 3 tane Mossad ajanı 96 senesinde 3 yıl sonra suikastten Mumcu'yu öldürmek için Türkiye'ye sızdı diyor. Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu bu Kazan'dan yardım istiyor. Adalet Bakanı olarak diyor ki araştırıyoruz diyor. Bu görüşmeden sonra Ceyhan Mumcu'yu İsrail Büyükelçiliğine davet ediyorlar. İsrail Büyükelçisi şunu söylüyor. Biz kimseyi öldürmeyiz diyor. Ama ertesi gün medyada hangi başlıkla çıkıyor gazeteler biliyor musun? Ceyhan Mumcu Şevket Kazan'ı yalanladı. Mumcu'yu İsrail öldürmedi. Bak niye medya boyutu önemli? Sana Ceyhan nasıl saldırırlar? Ceyhan Mumcu da o noktada aile içerisinden de gerçekleri söyleyen ilk günden tek isimdi. Bunu söyleyelim. Uğur Mumcu'nun rahmetli Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu da yıllarca söylemedi bu bak, verileri. Ceyhan Mumcu cesurca çıktı konuştu. Mumcu'nun ölümünden Melih, ölümünden önceki bir yılda 330 tane yazı yazıyor. Bu 330 yazının 158'i PKK ile ilgili, 117 yazıda da ABD'nin Türkiye ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini ele alıyor. Yani ortadan kaldırılma, susturulma sebebi tam olarak bu bölgede Mossad'la birlikte küresel çetenin iş tuttuğunu belgelemesi. Dolayısıyla İsrail sana bu tip suikastlerle saldırabilir. Az önce söyledim, medya yoluyla saldırabilir. Finans üzerinden saldırabilir. Yüzlerce Mossad ajanı yakalandı bu ülkede. Bu yıl içerisinde. MİT hepsini açıkladı biliyorsun. Bütün bunlar yani Türkiye'nin İsrail kaynaklı bir saldırının hedefi olabileceğini gösteriyor. Zaten geçmişte hedefi oldu ve gibi. Hedefi de olacağını gösteriyor. Elbette ki sana doğrudan saldırıları göze alamaz. Ama bu senin açından hiçbir risk olmadığı anlamına gelmiyor. Netanyahu biz Barış Pınarı'nı gerçekleştirdiğimizde bir harita yayınlamadı mı? Bizi o bölgedeki Kürtleri katletmekle suçlamadı mı? Sürekli 2017 yılında, 2018 yılında plan hep aynı. Bak bu adam ne diyor? Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı. Hoş olur diyor. Bundan hoşlanıyorum. Niye hoşlanıyorsun sen ondan? Sen 700 bin Filistinli'yi öldürmüşsün. Özgürlük için mi hoşlanıyorsun? Hayır. Tamamen şu harita için. Şimdi şurada bu harita çok önemli. Bakınız burada Türkiye yapmış olduğu harekatlarla, dört büyük harekatla burada kurulması istenen teröristanın kurulmasını engellemiştir hemen güney sınırlarımızda. Peki Fırat'ın doğusunda bulunan PKK unsurlarıyla, Amerika destekli PKK unsurlarıyla İsrail'i nasıl birleştirecekler? Türkiye büyük kısmını engelledi. Sonra tekrar işte Irak'la bir anlaşma imzaladı. İran buna dahil edilmek isteniyor. Suriye ile görüşmeler var. Bakın aşağıda Golan Tepelerinin hemen oradan Davut Koridoru
ve doğru değiliz oraya. Hocam buraya ikmalde bir sorunları yok ki. ABD getiriyor uçaklarla bilmem nelerle şunlarla bunlarla tabii, getiriyor. Tabii. Yani bir Davos askeri yok ama işte. İkmal. Hayır İsrail şöyle. Yani, tamam ABD getiriyor ama İsrail'in birleştirilip bir şekilde bu bölgede... Ha, gerekirse PKK'lıların da orada kullanacağı bir operasyon. Tabii. Başka bir diğer, şey... Bir diğer şey de... Hemen bakayım Kıbrıs'ı da soracağım size. Çok önemli. Başka bir şey daha var burada. Hocam çok özür dilerim affedersiniz. Bir şey, çok kritik o. Çünkü burada İsrail'in 6-7 milyonluk İsrail'in bölgeyi nasıl kontrol edeceğine dair böyle kısır analizler duyuyoruz. Nasıl kontrol edecek ben size söyleyeyim hemen. Bakın burada bir rejim saldırısı var. Yani rejimlere bir saldırı tabii var. Rejimler değiştirilecek. Mesela Suudi Arabistan değişmeyecek. Mısır değişmeyecek. Ya da işte ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri emirlik olmasına rağmen demokratikleştirilmeyecek. Onların değişmeye ihtiyacı yok. Ama ne değişecek? Irak modeli uygulanacak. Tekrar söylüyorum sonucu bağlayacağım. Irak modeli şu demektir. 3 parçaya bölünmüş, 4 parçaya bölünmüş bölünme merkezinde de etnik ve mezhepsel farklılıklar dikkate alınıyor. Ve federatif bir anayasa oluşturulup federal cumhuriyetler kurulacak. Hı hı. İkinci sırada Suriye var bunun için. İşte hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim o karanlık tipi. Brett McGurk'ün yapmış olduğu plan, Orta Doğu planı bu. Bizim de federal bir yapıya dönüşmemizi isteyecekler. Daha doğrusu uğraşacaklar. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız hedefte şu anda. Rejim değişikliği istiyorlar. O yüzden bizim de anayasamızı güçlendirecek bir yapıya dönüşmemiz lazım. Yani üniter devleti koruyacak bir anayasa değişikliğine şiddetle ihtiyacımız var şu anda. Federal bir anayasaya dönüştürmek için çalışmalar olacak yakında Türkiye ile ilgili. O yüzden diyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızı daha modern, daha demokratik 80 döneminin etkilerinden kurtaralım diye. Anladım. Bu çok kritik. Rejimi hedefleyen bir İsrail saldırısı ve kontrol olacak. Şimdi Kıbrıs'ı burada, da soracağım çünkü Kıbrıs'ın bunun çok kritik. Siz çok yoğun yapıyorsunuz. Bu teröristler de Kıbrıs diyor savaşın merkez üssü olacak. Şimdi Melih Bey bakın hocama katkı bağlamında ben de aynısını söyleyecektim. Şimdi bakın Nasrallah öldürüldü. O söyledi artık onu tekrar etmeyeceksiniz. Evet. Hayır şöyle. Katılıyorum. Hayır katılıyorum. Nasrallah öldürüldü. Suriye'de ne oldu? Gösteriler yapıldı. Irak'ta gösteriler yapıldı. Seviş gösterileri. İran Netanyahu tarafından hedefe konuldu. Biraz önce de konuştuk. Yani burada rejimleri değiştirilerek, Suriye'de Esad iktidarı devrilerek, Irak'taki şu andaki Türkiye ile işbirliği yapan iktidar devrilerek ve İran'daki rejim devrilerek kontrol etme çabası var. Hı hı. Şimdi Kıbrıs'a hocama geçmeden önce müsaadenizle birkaç tabii bir şey söylemek istiyorum. Kıbrıs adası, bakın bu Kıbrıs tarihsel hususunu söyleyeyim ben. NATO'nun bölgesel savunma planları var. Bunlardan bir tanesi Baltık Denizi. Bölgesel savunma bir tanesi. Biri de Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz bölgesel savunma planında şu andaki hedef Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'in NATO üyesi yapılması. Bununla ilgili zaten Amerika Birleşik Devletleri anlaşma imzaladı. Askerlerini New Jersey eyaletinde eğitiyor subaylarını. Hı hı. Silah mühimmat veriyor. Bir de tarihi olarak Kıbrıs Adası'nın Türkiye'ye olan tehdidine bir değinelim. Bakınız burada İngilizler, Fransızlar Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni taburları kurarak, Kıbrıs'ta oluşturarak, buradaki kamplarda eğiterek bunları alıp Hatay'ın dört yol İskenderun'dan karaya çıkartarak Maraş'a, Adana'ya, Antep'e, Kilis'e hareket ettirmişlerdir. Yani Kıbrıs o zaman da bir üst olarak kullanılmıştı. Askeri üst Atatürk'ün olarak. Atatürk'ün de bu konuyla ilgili açıklaması tabii var. Kıbrıs'ın nasıl Türkiye'yi bu askeri aldıran üst olarak kullanılmıştır. Halen daha Orta Doğu'daki politikalar için Amerika tarafından üst olarak kullanılıyor. Gelecekte de Türkiye için kullanılacaktır. Kıbrıs'ta yapılan anlaşmada şu madde var. Yani şu cümle var Amerika'nın açıklamasında. Bölgesel güvenliği sağlamak tehditleri bertaraf etmek için bu anlaşma imzalandı. Tehdit kim? Bu Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşma imzalıyorsun. Buradaki tehditleri önlemek. Hangi tehdidi önleyeceksin? Türkiye'dir. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye. Başka ne var? Bölgesel güvenliği Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ordusuyla mı sağlayacaksın? Bölgesel güvenlik nasıl sağlanacak? Dolayısıyla hocam daha ayrıntıya girer. Kıbrıs adasını da buradaki tüm politikalar açısından çok önemli bir yer. Siz görev yaptınız Kıbrıs'ta. Evet, bu çalıştım. Teröristler onu. Niye Kıbrıs'tan bahsediyorlar? Hocamın anlattığı perspektif gayet evet. İzah edici ama Duran Kalkan niye Kıbrıs merkezi olacak diyor. Çok PKK'nın Kıbrıs'la ilgili nadir açıklamalarından gaflar var mıydı daha önce? Ben duymadım, pek hatırlamıyorum. Şimdi İsrail var. Kıbrıs evet. Özellikle işaret ediyor. Bir de Kemal Hoca onun, bunun üzerine o izahata devam etsin. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hı hı, bu krizle ilgili, Lübnan'a yönelik işgalle ilgili Kıbrıs hedef haline geldi. Hı hı. Büyük bir tehdit altındayız dedi. Yani bu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin en üst düzeyinden
ifade edildi. Yani Duran Kalkan'ın bu Kıbrıs falan demesi boş bir hikaye değil. Hı. Bunları yan yana okumamız lazım. Bir konu daha var. Bunu aşağı yukarı bir 8-9 ay önce Türkiye'de Kıbrıs medyası yazdı ama Türkiye'de ilk ben dile getirdim. Burada da söyledik. Yazdığımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yüklü miktarda mülk satın alan... Ya çok özür diliyorum. İlk ben yazdım onu da sen devam et. Zafer benden sonra yazdı. Önce devam. Ben konuşayım. Sen devam et. Hangi televizyonda olduğunu da söyleyebilirim. Yani şöyle kaynağım ben olmayabilirim. Aynı yerdir kaynak ama ilk ben dile getirdim onu söyleyeyim. Mühim değil. Sen ol yani. Sen tamam. Yazmış ol önce. Daha sonra Zafer Şahin gibi arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Tüm Türk medyası bu işe şey oldu, dahil oldu. Herkes yok dahil ya kimse oldu. Dahil olmadı. Senle ben yazdık sadece. Ya o zaman biz ikimiz olalım. İki şövalye olsun. Ben ama bir miktar hocam. Sonuç aldık. Bir miktar sonuç aldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı yasa değişiklikleri yapıldı. Oradaki mülk satışlarıyla ilgili ben televizyon ekranında anlattım. Zafer'in yazısı da çok detaylı bir yazıydı gerçekten. Evet. Detay orada hangi paravan Yahudi şirketleri hangi siteleri satın alıyor, nerelere yatırım yapılıyor? Onlar çok güzel izah edilmişti. Şimdi bunları birleştirerek baktığımızda Kıbrıs'a dair bir planın pişmekte olduğunu anlayabiliriz. Kıbrıs. Kemal Hoca buradan Kemal devam. Burada ben o zaman bak şuradan devam Melek ederim. Melek'in Kemal Hoca'nın geliyoruz. Yok Zafer Bey. Şimdi bak biz o yazıları yazdıktan sonra bazı şeyler evet hakikaten değişme yoluna girdi. Ben de o bölgeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden önemli isimler telefon da açtı, alınan tedbirleri de anlattı. Mesela İsrail vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mülk alanlar arasında 12. sırada. Ancak bu yanıltıcı olmasın. İngiltere, Ukrayna özellikle, tabii. Rusya, Türkiye pasaportlu birçok Yahudi orada mülk almış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük inşaat firmalarından 3'ünün sahibi oradan vatandaşlık almış Yahudiler. Ve sadece bu olay kuzeyde olmuyor arkadaşlar. Güney Kıbrıs'ta da bunlar çok yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Mülk alıyorlar. Şirketler var. Orta bir de hatırla Gazze var bile. Şirketler var. Gazze Savaşı'nın en böyle başlangıcında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı oradan bir limanla beraber hatırlarsanız Gazze'ye açılan bir koridordan bahsetmeye başladı. Mari. Yani dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha doğrusu Kıbrıs Adası'nın tamamı hem İsrail'in o meşhur haritası içerisinde gösteriliyor. Stratejik olarak Akdeniz'in ortasında bir üs gibi orası. Evet. Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs daha doğrusu. Yani Kıbrıs'ın merkezinde olduğu bir savaştan bahsediyor olması hiç şaşırtıcı değil benim açımdan. Çünkü oraya hakim olan Doğu Akdeniz'e hakim oluyor. Evet. Kafkasya'ya hakim oluyor. Gözetliyor. Aynen öyle. Kafkasya'ya. Kemal Hocam. Şimdi... sayın hocalarım, Kıbrıs Adası'nın hukuki statüsü 1959-60 anlaşmalarına, Zürih ve Londra anlaşmalarına dayalıdır. Ondan bugüne hukuki bir anlaşma ya da bir düzenleme yoktur. Bunun ek protokolünde garantör anlaşması vardır, 3 maddelik. 3. maddede bu garantör olan 3 ülkeye müdahale hakkı verir. Münhasıran ya da kolektif diyor. Ya üçü beraber ya da tek başına. İngiltere, 74, Türkiye, Yunanistan. Evet, evet. İngiltere. Dolayısıyla Türkiye'de 74 harekatının bu 1960 Zürih Londra anlaşmalarının garantörlük maddelerine göre yapmıştır. Üçüncü maddeye göre. Burada 3-4 tane yapı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, şu aradaki yeşil bölge Birleşmiş Milletler yeşil hattı. Bir de 2 tane İngiliz toprağı olan Arutur ve Dikelye üsleri. Arutur ve Dikelye üslerinin özelliği şu. Buralarda çok büyük radarlar var. Bu radarların kapsama alanı Körfez ülkelerinden başlar neredeyse Irak, İran'ın tamamını kaplar. Türkiye, Kırım'a kadar, Balkanlar ve Girit Adası'nın doğusu, batısına kadar gider. Kuzey Afrika'yı alır içerisine. Yani Akdeniz'in tamamını buradaki Avrutur ve Dikelya üstlerindeki radarlarla İngiltere ve ABD dolayısıyla yakından takip eder. Neyi takip ediyor? Tüm hava araçlarının hareketlerini, ticari araçlar ve askeri uçaklar artı deniz ve denizaltı. Dolayısıyla buradaki yapı bu. İki, bu bölgede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2020 tarihinde çok acayip bir olay oldu. 2020 tarihinde buradaki kirli para işte ne derler kara para aklama işte kirli işler falan bitti dendi Amerika tarafından. Silah ambargosu kaldırıldı. 2022'de genişletildi bu. Ambargonun kaldırıldığı silah sistemleri çeşitlendirildi.
2023'te bir yıl uzattılar. Bu senede 1 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzattılar. Dolayısıyla biz diyor ki Amerika, bu bölgede Güney Kıbrıs Rum yönetimine her türlü silah, araç, malzeme veririz. Çok önemli anlaşmaydı, evet. İkincisi, burayı İlyonis eyaletiyle eyalet ortaklık anlaşması yapıldı. Ulusal muhafızlar dediğimiz kişiler, Amerikalılar buraya geldiler. Bu bölgede eğit, donat ya da işte başka bir tür eğitim faaliyetlerine katıldılar. Silahlandırıyorlar, eğitiyorlar, donatıyorlar. Kimi? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kolluk kuvvetlerini ya da oradaki güvenlik kuvvetlerini. 3. Bu bölgedeki İngiliz üslerindeki lojman sayıları 2022'de iki katına çıkartıldı. Daha önce bunu söyledim ben. Personel gelişi demek ki bir şekilde bekleniyor. Her şey modernize edildi. Tesisler falan çok modernize edildi. Diğer konu, Mari diye bir liman var. Hocamız bahsettiler. Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait olan bir liman üçüncü ülkelere açıldı. Bu ne demektir? Bu bölgede İsrail, Amerika ya da başka üçüncü ülkeler, bakın garantörlük anlaşmasına aykırı olarak limanlar, askeri maksatta Mari'deki limanlar kullanılmaya açıldı. Diğer konu, bu bölgede ABD'nin 3 yıldızlı bir generali var. Ne işi var, değil mi? O ne yapıyor burada? Akdeniz'deki bütün donanmanın kontrolünü sağlıyor. Şu bölgede bir karargah kurdular. Bu karargah içinde Almanlar var, Fransızlar var, İngilizler var, Amerikalılar var, Belçika ve Hollandalılar var. Ve bu bölgeden bütün Orta Doğu'daki harekatları ve çıkacak olan muhtemel savaşı ve yürüyen cari Hocam, savaşı kontrol ediyorlar. Bir şey daha ekleyeyim başka konuya geçmeden. Burada evet, biraz sonra gideceğiz bölgeye. Melih bak, mesela FETÖ dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde örgütlenmiştir, değil mi? Yapılanması vardır. FETÖ'nün niye ise yok saydığı, görmezden geldiği, hani böyle ilgileniyormuş gibi yaptığı tek bir yer var. Neresi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. FETÖ adeta yasaklanmış orada. Ne için? Çünkü o bölge İsrail'in gözünün olduğu bir bölge. FETÖ yok bak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Olmadı, ilginç nokta. Bu arada nadir bak, noktalarda. Bir orada anekdot. İsraillerin toprak alması da Mehmet Ali Talat döneminde oluyor. İlk onların böyle sistemli bir şekilde Kıbrıs'a girmeleri, CTP bu kadar mi? Mülk elde etmeleri Mehmet Ali Talat döneminde. Ama bir soru Zafer Bey, kaç tane FETÖ'cü subay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli FETÖ'cü subay Güney Kıbrıs'a sığındı. Evet, görev yapmış olabilirler ama gece yattı. Ben net yakından bildiklerim var. Haklısınız bizzat. Hocam, fakat şöyle, yani o bildiğimiz klasik manada FETÖ yapılanmasının kendisini gösterdiği bir yer değil Kuzey doğru, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Doğru, fakat olup da buraya sığınan var. Buradan da Yunanistan'a geçen var. Ben bunu bir görevliye sormuştum. İsrail bağlantısına dikkat çekmişti. Yani İsrail için bu bölgeye gelmediler. Diğer zaten tehlike, var yani İsrail, bir de siz gelmeyin tabii, diyorlar. Tabii, tabii. Şu bölgede 2023 tarihine ait taşınmaz satışlarının %70'i yabancı, %30'u Türk soylular evet, yapılmış. Onu da ilave edelim. Bir soru daha soracağım, bırakacağım. Bu bölgede PKK, PKK'nın hangi tür yapılanmaları var? Nasıl bir PKK yapılanması var? Bunu KKTC'nin ilgili güvenlik ya da istihbarat bir araştırsın. STK adı altında muhtemelen. Bir şey üniversitelerde şurada evet, burada örgütleniyorlar, aynen, değil mi? Üniversiteler başta olmak üzere çok dikkatli olunması gerekiyor. Çok butik üniversite var orada. 200 kişi. Tabii tabii, ıvır zıvır üniversiteler var. Oradan yatay geçiş yapıyorlar Türkiye'ye. İşte burada PKK'nın ne kadar yapılanması var? Dernek, vakıf ya da üniversiteler adı altında. Dolayısıyla bu ada saydığım özelliklerden dolayı şu anda patlamaya hazır, bomba gibi duruyor. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Hep olaylar olduktan sonra konuşuluyor. Öncesinde dile getiriliyor. Yani Kıbrıs'a bütün dikkatlerin çevrilmesi gerekiyor. Gaffar, çok önemli hakikaten. Hocam, bu arada İsrail medyasından son dakikalar geçiyor. Hemen bakayım. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan yoğun çatışmalar neticesinde 47 İsrail askeri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. CNN International geçiyor şimdi, Amerika. 8 askerin de öldüğünü açıklıyorlar. Görüntüler var mıydı Serkan? İşte başarısız olacağını demiştik ya, bakın çok küçük dar bir alanda bile İsrail ordusu bu kadar zayiat veriyor. Yani çok dar bir alanda. Mayına basmış galiba hocam, efendim, öyle hatırlıyorum. Mayına bastı diye okudum. İşte yani bir Hizbullah, de pusu kurulmuş galiba Hizbullah. Tabii sahayı tam yumuşatamamış İsrail, yani hı-hı, askeri tabirle diyelim. Ve şu anda yapmış olduğu, ilk gece yapmış olduğu sızma harekatında da gerekli yerleri de kontrol altına alamadığı anlaşılıyor. Alamadığı anlaşılıyor. Bu görüntülerde de İsrail'in o bahsettiği son dönem Lübnan'dan gelen bombardıman nedeniyle yukarı Cille'de birçok yerleşimde elektrik kesintisi yaşandı diyorlar. Bir takım şeyleri kabul ediyorlar en azından. Bu da Hizbullah'ın düzenlediği saldırıda yaralanan İsrail askerlerinin tahliye edilme görüntüleri, değil mi hocam? Beklenen, evet tabii. Yani güvenli bölgeden
tahliye ediyorlar. Görüntü bu ama tabii içeriğini bilmiyoruz. Bayağı bir yaralı oldu. 48-47 yaralıdan bahsediyor Amerikan internet İşte iki faaliyet. Bir mayına basma var. Tank galiba bildiğim kadarıyla. Bir de Hizbullah timleri tarafından kurulan pusuya düşen bir birlik var. Onun zayiatı bunlar. Bu bölgede biliyorsunuz Hizbullah savaşçılarının şeyi var. Aileleri de var. Çoluk çocuk, anne baba vesaire. Onların hepsini İran İki gün önce tahliye mi ettiler? Tahliye ettiler. Nereye gönderdiler biliyor musunuz? Hama'ya, Humus'a, Suriye'ye, Halep'e. Dolayısıyla bir de Golan Tepelerinin Suriye sınırına yakın bir kasabaya yerleştirdiler. Ve oradaki binaların içine yani normal evlere tahsis etmişler. Çok önceden planlanmış. Dolayısıyla sadece Güney Lübnan'da Hizbullah var. Yani Hizbullah'ın savaşçıları. Hizbullah. Aileler onlar gitmiş, onları düşünmeyecekler, daha iyi savaşırlar diye düşünüyorlar. Bir hazırlık yapılmış İran tarafından daha önceden. Melih Bey bakın bu görüntülerde biraz önce dedim ben, şeyde Gazze'ye göre çok farklı. Bakın ağaçlar var, ormanlık tepeler var. Gazze'de o düz arazide, çöl arazisinde istediği başarı elde edemeyen İsrail askeri muhtemelen buradaki ormanlık alanın o tepeleri, şuradaki tepeleri sızma harekatı yaptı. Hocam da dediği gibi mayına bastı. Hizbullah da orayı mayınlamış olma ihtimali çok yüksek. Şu tepenin şuradaki bir yükselti var. Ve orada da büyük bir zayiat verdiği gözüküyor. Yani bu normal buradaki arazide mayın da olabilir ama bu mayından çok zayiat verdiği, evet, eğer verdiyse muhtemelen oradaki ağaçlık alanı tepenin üzerine sızma yapmak istedi. Ve o sızma esnasında mayınlara basıldı. Yaralandı ya da zayiat verildi. Yani İşlerinin zor olduğu farklı bir coğrafya yani. Tabii çok farklı. Güney göre çok farklı. Bakın orman, yani burada gece göremezsin. Özel eğitimli birlikler lazım. Komando birlikleri, özel harekat birlikleri lazım. İsrail bu konuda ne kadar eğitimli onu hep tartışıyoruz zaten. Coğrafyayı şöyle açıklayalım. İki tane dağ var. Güneyden kuzeye doğru uzanıyor. Velip Bey, Lübnan dağları diye geçiyor. Cebele Lübnan galiba. Bu dağlar paralel gidiyor Akdeniz'e. Fakat aralarında vadiler var geniş. En geniş düzlük de şeyde. Harita birden gidiyor. Şurada. Yani oralardan ilerlemesi gerekecek İsrail askerlerinin o derin vadilerden. Onu söylüyorum. En derin genişlik de şu bölgede. Kıyıya paralel 40 kilometre genişliğinde yer yer bir düzlük var. Çok büyük ihtimalle bu düzlüğü kullanmaya çalışacaklar mekanize araçlar. O bölgede de çok yoğun bir şekilde tank hendeği var, engeller var, kirpiler var, mayınlar var, tuzaklar var. Hocam bir soru sorabilir miyim size? Şimdi bu Litani Nehri'nin de aslında çok önemli bir su kaynağı olduğu, evet, ve İsrail'in hedeflerinden birinin de orayı ele geçirerek yaşadığı su sorununu çözmek olduğu söyleniyor ki İsrail galiba Golan Tepelerinden de su ihtiyacının %15'ini karşılıyor. Acaba o yüzden hedef Litani Nehri'nin sınırları olabilir mi? İsrail hocam açısından. Onunla ilgili şimdi şey var, yani Biden yapmış olduğu açıklama var mesela, o çok önemli. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşma var. Bir de Nasrallah'ın ölmeden önce yapmış olduğu açıklamada özellikle güneye giden yerleşimcilerin kuzeyde güvenli bir bölge oluşturup tekrar evlerine dönmesi için, Biden de öyle dedi. Evet, onların dönmesini istiyoruz dedi. Bunun yanı sıra Litani Nehri'nin alma i̇şte, sebepleri olabilir. O da tampon bölge oluşturmak için. Şimdi güvenli bölge ayrı. Ama su için de mi aldı diyor zaten. Tabii su için de var. Yani o da var. Yoksa oraya döndürmek istiyor tabii, dediğiniz bir gibi. 1 milyar metreküplük bir su rezervinden bahsediyor. İsrail'in en büyük problemleri. Golan da aynı şekilde. Golan tepelerini de almak o şekilde. Arzu mevcutu çok kısa alabilirim. Hemen onu alayım çünkü Beyrut'a bir gideceğiz. Hatta çok özür dilerim. Hemen birkaç şey göstereceğim. Hemen şu arzu mevcut haritasınız. Çünkü orada su konusu var ya, çok önemli. Kısaca oradan bir geçelim. Bölgeden de bilgi alalım. Şimdi orada hemen şöyle söyleyelim. Bakın arzu mevcutun alt tarafında yani güney tarafında, güney doğu tarafında şey geliyor var hocam. Basra Körfezi var. Fav Limanı falan var. Orayı alıyorsunuz. Yani orada ne var? Doğalgaz var. Sol tarafta Süveyş Kanalı var. Süveyş Kanalı'nı alıyorsunuz. Tabii tam belirgin değil herhalde. Şurası. Süveyş Kanalı'nı alıyorsunuz. Ticaret koridorunu tutuyorsunuz. Tam buradan geçiyor. Evet. Devamla altta işte Kızıldeniz, Akdeniz. Bakın burada da şu bölge alınıyor. Burada da bana göre su önemli. Orada da su var. Fırat var, evet, Dicle var. Verimli topraklar. Yani su burada. Doğalgaz Basra'da, petrol Irak, Suriye'de. Alt tarafta ticaret koridoru. Son yani, tahlilde de her şeyin aslında bunlar için olduğunu 3500 biliyoruz. 3500 yıl önce tasarlanmış sözde evet, bir bölge. Ata duyuyor mu bizi? Ata merhaba. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Melih Altınok duyuyorum. Bir yaklaşık 6-7 dakikadır. Eyvallah. Bizi de dinlemiş oldun konuşmalarda. Ata, var mı yeni aktaracağın bilgiler şu an itibariyle akşam saatlerinde Beyrut'ta hava nasıl? Dinliyoruz seni. Yani
sizin konuştuklarınıza birkaç ekleme yapmak istiyorum Melih Altunok. Aslında İsrail'in bu iyi günleri, şimdi 2006 yılında 233 günde 250 aralarında İsrail askerlerinde bulundu. 250 kişi ölmüştü. Lübnan tarafında da 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Ama şimdi 2 günlük süre içerisinde şu ana kadar 8 kaybı var. İsrail'in 47 de yaralı. Yani bunlar doğrulanmış rakamlar. İsrail'i çok zor günler bekliyor Lübnan'ın güneyinde. Yine konuklarımızla konuşuyordunuz. Gazze gibi bir nokta değil orası. Biz de o Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı gezdik, dolaştık. Her taraf dağlık, ormanlık alanlardan oluşuyor birçok kısmı. Ve tabii ki Hizbullah'ın da yıllardan bu yana gelen bir yapılanması var o noktada. Hizbullah'ın aynı zamanda yeraltı tünellerinde olduğu söyleniyor. Bundan önceki günlerde videolar yayınlanmıştı. Yer altından bir saldırı olur mu, bir misilleme ya da İsrail'i bir karşılama olur mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama bilinen bir gerçek var ki, bir taraftan da İsrail'in yaptığı bir açıklama vardı. İşte çok kısıtlı olacak, sınırlı olacak. Hani bir girip çıkacağız kısa bir sürede. Ama bu nasıl olacak? Daha hemen ilk günden bu kadar zayiat. Bir taraftan Gazze'de rehineler var. Onlar halen daha kurtarılmadı ama İsrail yetkililerin ağzına bakacak olursak, işte rehineleri de kurtaracağız, Lübnan'ın güneyine de gireceğiz, bu iş nereye varırsa varsın sonuna kadar gideceğiz deniliyor ama dediğim gibi İsrail'i kötü günler bekliyor. Oldukça önümüzdeki günlerde bu süreçte nereye kadar devam edecek ayrı bir tartışma konusu. Litani Nehri ile alakalı da birkaç cümle sarf etmek istiyorum. İsrail'in sınırına en yakın noktası 8 kilometre. En uzak mesafesi de 28 kilometre. Buralarda bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Hani Hizbullah diyor buradan gitsin diyor ama Litani Nehri'nin diğer tarafına. Şimdi bir 8 kilometre var, bir de 28 kilometrelik alan var. Bu sınır nereden çizilecek, nasıl çizilecek? Suyla alakalı da Zafer abinin söylediği, yanılmıyorsam o söylemişti. Golan tepelerinden 1/3'lük su ihtiyacını karşılıyor İsrail. Tabii ki Litani Nehri'nden de su ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır. Şayet Lübnan'ın güneyinde başarılı olursa. Beyrut'ta neler oluyor? Aslında alışık olmadığımız bir gece şu an itibariyle, en azından hep diyoruz ya Orta Doğu coğrafyası burası, 30 saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Dahiye semti her gece bombalanıyordu ama şu an itibariyle herhangi bir bombardıman yok. Anladığımız kadarıyla İsrail bugünkü enerjisini İran'a harcıyor gibi görünüyor. Çünkü o İran'a misilleme bu gece yapılması bekleniyor. Bu saldırının da ne şekilde yapılacağı, nasıl yapılacağı ayrı bir tartışma konusu. Siz de konuklarımızla konuşuyorsunuz. Bir nükleer tesis mi hedef alınacak veya İran'da farklı bir nokta mı hedef alınacak veyahut da nokta bir isim mi hedef alınacak? Çünkü İsrail yeni o savaş konseptinde artık son birkaç aydır nokta atışlar şeklinde, işte Fuat Şükür'le başlayan, İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle devam eden, Hasan Nasrallah'a kadar uzanan, Hizbullah'ın tüm komuta kademesini hedefine koyan bir İsrail'den bahsediyoruz geldiğimiz süreçte. İran'a karşı da bu şekilde mi bir saldırı olacak? Ali Hamaney'in hedef alınacağından bahsediliyor. Bunların hepsi birer soru işareti ama şu an itibariyle Beyrut'ta durum oldukça sakin. Heronlar bugün çok fazla uçmadı, onu da söyleyelim. Son birkaç gündür çok yoğun bir şekilde uçuyordu. Hatta bugün Dahiye bölgesinde, dedim ya bir önceki yayında, basın turu düzenlendi. O kadar basın mensubunu, yüzlerce basın mensubunu da götürmezdi herhalde Hizbullah böyle bir tehlike olsaydı. Dolayısıyla şu an itibariyle ve sessizlik hakim. Ama takip ediyoruz gelişmeleri an be an. Yine sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz tabii ki. Evet, bu gece Kemal Hocam galiba İran'a yönelik bir şey bekleniyor. Hazırlık var gibi anlıyorum. Çünkü burayı vursa çok o etki hissedilmeyecek. Gazze'de aynı şekilde şu anda sessizdir tahmin ediyorum. Toplantı yapıldı. O işte terör kabinesi tarafından. Toplantıda askerler daha çok konuştuğu söyleniyor. Hangi teknikle, hangi vasıtayla, hangi noktalar vurulsun? Vurabilir miyiz? Etkisi ne olur? Böyle bir çalışma olduğu ifade edilmişti. Muhtemelen yapılabileceğine dair işaretler var. Ama tabii Amerika'nın da etkisi çok büyük. İsrail ordusu üzerinde, İsrail hükümeti üzerinde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de Basra Körfezi'ndeki kabiliyetleriyle, yetenekleriyle destek verecek mi, vermeyecek mi? O da tartışmalı. Bir taraftan da havadan mı vuracağız ya da füzelerle mi vuracağız ya da istihbarat ajanları tarafından
İsfahan ve etrafındaki nükleer tesislerin bazı üniteleri mi sabote edilecek? Bu tartışılıyordur çok büyük ihtimalle. Petrol mesela rafinelileri vurulabilir yüksek ihtimalle. Boru hatları vurulabilir. Evet, rafine merkezler vurulabilir. En çok bu zarar verir İran'a da herhalde, değil mi? Yani? Ama şöyle, İran zaten ekonomik 40 yıldır ambargo altında bir ülke. Yani dünyanın aslında en kaliteli petrolüne sahip ülkelerinden biri. Ama zaten o ambargoyla hani petrolünü istediği gibi satabilen, buradan istediği ölçüde gelir elde edebilen bir ülkede değil. Evet. Çünkü Suudlarla yapılan o petrodolar anlaşması hala yürürlükte 70'li yıllarda. Evet. Ve bu da dünyanın en garip işi herhalde Gaffar. İki ülke ticaret yapacak. Sadece petrolü bağlayan bir anlaşma değil bu. İlla Amerikan doları kullanacaksınız. Yani Amerika'ya biat etmezseniz Suudlar gibi o doğal zenginliklerinizi de kullanmanız mümkün değil. Türkiye ile İran komşular, ticaret yapıyorlardı. 17-25 Aralık dediğimiz şey ne? Bu ticarete vurulan bir darbeydi. Korkunç bir mekanizma Gaffar. Evet, benzer şekilde mekanizmalar çalıştırılıyor. Mesela pek çok ülke geçtiğimiz 10 yıllık süre, özellikle son 5 yılda pek çok ülke yerel para birimleri cinsinden ticaret yapma kararı aldı. Türkiye de bu ülkelerden biri. Hem Çin'le hem işte efendim Pakistan'la, Rusya'yla, başka ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticaret yapma anlaşmaları yapıldı. Suud da var bunun arasında. Fakat Amerika müsaade etmiyor. Bankalarınıza baskı yapıyor, tehdit ediyor. Yani ve çok böyle alçakça oyunlarla yapıyor bu işi. Hatta elinden gelirse 17-25 Aralık gibi bir hükümet darbesine kadar getirebiliyor. Bu petrol konusuyla ilgili bir bilgi vereyim ben. Bu tabii Siyonistlerin bir algı oyunu da olabilir, algı operasyonu da olabilir. İsrail medyası bugün yazdı. İran devrim muhafızlarına yakın bazı kaynaklar Telegram gruplarında ve bazı gazetelerde, online gazetelerde şöyle şeyler söylüyorlarmış. Diyorlarmış ki şayet İsrail İran'ın enerji tesislerini, petrol tesislerini vurursa İran'da, İran devrim muhafızlarında sadece İsrail'in değil, Suud'un, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve başka bazı körfez ülkelerinin petrol tesislerini de vuracak. Şimdi bu gerçek de olabilir. İsrail medyasının İran'a yönelik düşmanlığı artırmak için yaptığı bir manipülasyon da olabilir ama bugün İsrail medyasında bu haber çok geniş yer aldı. Yani küçük bir bilgi olarak değil, uzun uzun bunu anlattılar. Manipülasyonsa zaten İsrail manipülasyonu der geçeriz ama manipülasyon değilse o ihtimali ele alalım. Diyelim ki İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın petrol tesislerine saldırdı. İran da yanıt olarak sadece İsrail'i değil Amerikan silahlı kuvvetlerine destek veren ülkelerin petrol tesislerini vurdu. O zaman tam anlamıyla bir bölgesel savaş çıkar ve o da şu önümüzdeki 48 saatte çıkar. Bu son derece tehlikeli bir senaryo. Evet. Ate, kaç saattir görev yapıyorsun? Sabah 7'de kalktık Melih Altınok. Sabah 7, akşam 12 oldu. Bizden sonraki yayında da devam edeceksin. Evet, Atabey'le biz aslında çok program yaptık. Şeyde, devam edeceğiz. Antep'te hakikaten evet, çok emek sardım. Allah kolaylık versin. Yani yayınları bağlarken içimiz de gidiyor bir ara. Dinç duruyorsun Ata, tebrik ederim. Yani hiç yorgun görünmüyorsun. O sizin güzel bakışınızdan Zafer abi. Ata artık orada bölgede uyum sağladı. Şu saat itibariyle bakıyorum ama Lübnan hala, Beyrut hala yaşıyor. Hep eski Beyrut'tan bahsediliyor. Bugünlerde çok da anıldı. Evet. Doğunun Paris'i denilen Beyrut. Evet. Savaş ortamında bile Zafer hala hareketlilik. Feyruz'un memleketi. Burası herhalde Ata galiba bu Ruh Kayalıkları'nın orası. De Gaulle Bulvarı'ndasınız değil mi? Öyle anlıyorum. Sahildeki büyük sahil yolu. Güvercin kayalıklarına yakın bir noktadayız. Evet, evet, öyle anlıyorum. Çok ya da güzel arada, bir yer. Gaffar, sen takip etmişsindir. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını protesto eden, kınayan Arap coğrafyasına herhangi bir ülke oldu mu? Yok. Olmadı değil mi? Yok. Kimin yani, saldırılarını kınayan? Rusya var. İsrail'in. Yani Türkiye var. Türkiye Rusya tabii var. Ki var. Ruslar bile kınadı işte, ama Arap coğrafyasında... Ben gördüğüm kadarıyla olmadı diye biliyorum. Yok, Ata'ya soralım, orada basını takip olmadı, ediyor. Olmadı değil mi? Arap yani ülkelerinden... Lübnan Araplar tarafından yalnız bırakılmış vaziyette. Yani. Evet. Ata, kınayan oldu Gazze mu? Gibi. İsrail'in Gazze saldırılarını gibi, Arap yani. Ülkelerinden basında takip edebildin mi? Yok, olmadı. Sadece bir Suudi Arabistan'dan bir açıklama ben sosyal medyada gördüm. Hani o da burasıyla alakalı değil, Filistin'le alakalıydı. Yani Filistin sorunu, Gazze sorunu benim pek ilgimi çekmiyor. Benim halkım beni, ben halkımı düşünüyorum şeklinde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'nin bir açıklaması vardı. Onun haricinde herhangi bir açıklama görmedim, duymadım. Bunlar da Kral Faysal'ın torunları değil mi? Yani gerçi hükümeti bir darbeyle aldı
Tabii bir saray darbesi yapıldı. Saray darbesiyle aldı. Lübnan'dan konuşulmuşken bir noktayı özellikle söylemek istiyorum sevgili Bey. Şimdi biz tabii Lübnan'a baktığımızda hani zaafa düşmüş devlet modeli görüyoruz. Bir böyle failed state denen şey görülüyor. Hükümet kurulamıyor, etnik çatışmalar vesaire var ve bu da hep böyle Lübnan'ın ve Lübnanların bir ayıbıymış gibi. Yani bu zayıflık onların bir kabahatiymiş gibi anlatılıyor. Oysa şöyle düşünün, Avrupa'da böyle ülkeler var. Belçika'da yıllardır hükümet kurulmuyor. Belçika'da çok etnikli bir yapı, çok farklı kimlikler bir arada barış içinde yaşıyorlar. Yani suç Orta Doğuluların, Arapların ya da Lübnanlıların suçu değil. Tabii, bu aynı yapılar aslında yani Beyrut belki de dünyanın en renkli, en böyle farklı kimliklerin bir arada yaşadığı son derece güzel şehirlerinden biri. Ve düşünün yani Orta Doğu'da, Doğu'da bunun olmasına Batı izin vermiyor. Bir yandan bu kimlik, çok kimlikli bir arada yaşamayı bize satıyor, pazarlıyor. Bir arada biz onu, bir yandan da biz onu yapmaya kalktığımızda başımıza bomba yağdırıyor, hükümet kurmamızı engelliyor, limanlarımızı bombalıyor. Yani Beyrut'ta aslında bütün doğunun dramını görüyoruz biz. Kesinlikle. Bu arada Fransa'ya indirsinler birkaç bin tane işte deniz piyazesini, orada kadınlara tecavüz edilsin, suikastlar yapılsın, işgal yapılsın, Paris'i görelim. Hadi bakalım görelim Paris'i. Bu arada evet, izlediğiniz görüntüler Beyrut'tan, hatta sen de duyuyorsun şu an, dumanların yükseldiği görüntüler geliyor. Şu an itibariyle sanırım İsrail'in saldırıları devam ediyor. Senin bulunduğun bölgeye uzak muhtemelen ama. Güney bölgesi. Yok, Güney herhangi bölgede bir saldırı duymadık Melih Altun'un. Biz gündüz Dahiye bölgesindeydik. Orada yayınlar yaptık. Halen daha dumanlar tütüyordu. Çünkü şöyle bir durum var. Hizbullah bu tür müdahalelerde yetersiz kalıyor enkazlara. Yani bazen o vurulan binalar 2-3 gün boyunca yanmaya devam ediyor. O yangın söndürülmüyor. Yani enkaz kaldırma çalışmalarında da oldukça yetersizler. Halen daha o enkazların altında insanların olduğu söyleniyor. Ama bugün bir basın turu düzenlendi. Dolayısıyla mesela bugün yine o duman çıkan bir yere götürmüşlerdi. Hatta biraz daha böyle bir harlandı yani biz gittiğimiz zaman rüzgarla birlikte. Dolayısıyla o yangın söndürme çalışması tam manasıyla yapılmıyor yani İsrail vurduktan sonra. Bir takım görüntüleri anladığımız izliyoruz. Kadarıyla herhalde gözle görülenleri. Evet Atacığım, evet, bir takım görüntüler görülenleri var. Orada yeni vurulmuş gibi bir şey var. Bir yangın var büyük ve duman çıkıyor. Muhtemelen tabii ki İsrail'in saldırıları devam ediyor. Olabilir tabii ki. Hayır. Hep diyoruz ya yani 30 saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Biz orası vurulduğu zaman buraya sesi gelmiyor. Yani bir 5 kilometre uzaklıktayız biz o Dahiye semtine. Hep sürekli hedefinde olan bir nokta zaten sürekli vuruyor İsrail Dahiye'yi. En kapsamlı saldırılarını gerçekleştiriyor artık Dahiye'ye. Önceden herhangi bir böyle bir saldırı yoktu ama şu bir haftadır 10 gündür nokta atışlar şeklinde saldırılar gerçekleşiyor. Muhtemeldir yani yeni bir hava saldırısı ama uçakla ama SİHA'larla yapılmış olabilir. Şimdi yayından sonra onu da bir araştırırız hemen. Ata çok teşekkür ediyoruz. Sen bizden sonraki yayına da devam edeceksin. Kameramanına da Niyazi Kurt'a da kolaylıklar diliyoruz. Buyuruz efendim. Ya bu meseleyi konuşurken biz hep Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyoruz. Arap dünyasını eleştiriyoruz. Ama ben bu Rusya ile Çin'in de kayıtsızlığını artık gerçekten isyan ediyorum. Şimdi onlar da sessiz kalarak aslında Gazze'deki bu meseleye bence fiili destek veriyorlar. Niye biliyor musun? ABD burada oyalandıkça Çin'e Ukrayna'da gitmiyor. Rahat ediyor Rusya. Burada oyalandıkça Rusya yukarıda Ukrayna cephesinde daha rahat ediyor. Hı-hı. Ben artık bilmiyorum, itiraz edebilir Gaffar belki ama bu senaryoya gerçekten inanıyorum. Yo, yani, Azerbaycan'ı eleştirmediğin sürece Gaffar'dan çok sağ ol. Ya, yani, Azerbaycan'ı eleştirmediğin sürece. Arkadaşlar sizce de tuhaf değil mi? Bak Meli, NATO zirvesinde Biden 4 tane düşman sayıyor. Rusya diyor, Çin diyor, Kuzey Kore diyor, değil mi? İran diyor. Ya şimdi sen aşağıda ABD burada başarılı olsa ya eninde sonunda sana gelecek ama sen de bir şekilde sessiz kalıyorsun. Ben eleştirmiyorum. Şu alternatif olabilir mi? Rusya'yı yukarıda oyalamak için Ukrayna'nın üstüne bu kadar düştü bu adamlar. Ama şu da yani ihtimal dahilinde. Şu da ihtimal dahilinde. ABD burada oyalandıkça Çin rahat ediyor. Rusya ben rahat ediyor. Zafer'e itiraz etmiyorum. Aksine Zafer'le aynı fikirdeyim. Bir Zafer şaşıracaksın bak. Şöyle söyleyeyim bak. İsmail Haniye suikastinden sonra Lavrov Tahran'a gitmişti. Sonra evet, o bilgiler sızdı. Biz anladık ki İran'ın yanıt vermesini engelleyen faktörlerden biri de Rusya'ymış. Evet. İran uzunca bir süredir Rusya'dan S-400 savunma sistemi gelmesini bekliyor. Ve gelmedi. Bakın bu gece İsrail uçakları, İsrail füzeleri İran'ı vuracak ve İran'ın elinde S-400 yok.
En azından onu gönderebilirdiniz. Tabii. Yani eğer bir cephe oluşturuyorsanız o cepheye uygun davranmanız lazım. Belki sebepleri var, o yukarıda oyalanıyorsunuz ama şunda haksız değilsin bence. Yani Çin de 5'li temas grubundan sonra çok ağırlığını koydu. Yani bizim o 5'li temas grubu Pekin ziyaretlerini falan yaptıktan sonra Çin bu konuda bir dakika bu çok ciddiymiş ya, burayı bitirecekler, benim üstüme gelecekler demeye başladı. Ben o bakımdan katılıyorum Zafer'e. Gerçekten evet, de öyle pasif bir durum var. En azından Putin'den beklediğimiz bu değil. Eğer bir cephe yaratılıyorsa Rusya'da bu... Ama tabii... Ne boyutta Kemal Hocam girdiklerini bilmiyoruz. Çin'in de, Hizbullah'a da, Hamas'a da yoğun destekleri olduğunu da biliyoruz. E tabii ki ama bu sessizlikte ya Türkiye gibi çekecek. Ülkelerin bir de bakın, Türkiye gibi ülkelerin pozisyonunu çok güçlendirir. Mesela Türkiye BRICS'e üye olacağım dedi. Yani düşünsenize Çin'in, Rusya'nın daha cesurane bu işte yer aldığını, Türkiye'de daha hızlı hareket eder. Yani dengeler çok daha bizim istediğimiz şekilde, daha hani insan haklarına uygun bir hale gelecek şekilde değişir o zaman. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarım. Arif Öt Hocam çok sağ ol. Gaffar Yakınca, Zafer Şahin, Kemal Olçar. Bu gece bence epeyce bir soruya cevap aradık. Pek çok kişinin tartıştığı konularda alternatif fikirler de dile getirildi. İran yeterince vurdu mu? İran üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştiriyor mu? Son saldırıların etkisi ne oldu? Epeyce ben kafamızın aydınlandığını düşünüyorum. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Pazartesi akşamı aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.